Milleten, hayırlı akşamlar. Ben Vazbe Abdülkadir Arslan. Bugün geçtiğimiz günlerde rahmeti rahmana kavuşan Cevdet Said'i anmak ve fikri mirasını anlamak için toplanmış bulunmaktayız. Bu konuyu Yalova Üniversitesi Toplum ve İnsan Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Negor Fethi Güngör ile birlikte konuşacak. Sorularımızı Hayırlı kendi akşamlar. Ben Mazbat Abdülkadir Arslan. Bugün Soruları kendilerine yönelteceğiz. Sen hocam hoş geldiniz öncelikle. hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ben öncelikle canlı yayının akışından ve programın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Programımızda nelerle karşılaşacağız onu kısaca anlamış oluruz bu vesileyle. Öncelikle Sayın Hocamız Fethi Güngör, Çerkezce ve Türkçe olarak yayına bir giriş gerçekleştirecekler. Daha sonra ise program içerisinde Cevdet Said'in yazdığı bazı kitaplar ve hakkında yazılanlar, kamuoyunda Cevdet Said gibi konular üzerine Fethi Hoca'ya sorularımızı yönelteceğiz ve cevaplar arayacağız birlikte. Ayrıca canlı yayın sırasında eğer sizden gelen sorular olursa seçtiklerimizi Sayın Fethi Hoca'ya soracağız. Hocam buyurun ben sözü size bırakayım. Söz sizin hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Tinibcoh. Planekir. Tinahajlapekir. Neçhape. Cevdet Sa'id. Yigubşisam yepitav. Kur'anım. Kıtfihaga. Allah Ta'alem kıtfisga unafir. Kızgurdga olam yuzdidit. Kıymetli gençler, muhterem büyüklerim, sevgili dostlarım, bu akşam merhum Cevdet Said'in düşünceleri üzerinden esasen Kur'an-ı Kerim'in zamanlar ve mekanlar üstü hakikatlerini anlamaya gayret edeceğiz. Burada hiçbirimiz Cevdet Said uzmanı değiliz. Birlikte anlamaya gayret edeceğiz. Gençler sorular tevcih edecekler. Ben de bilebildiğim kadarıyla cevaplayacağım. Bilemediklerimi not alacağım. Gençlerin okumaları esnasında öğrendikleri güzel fikirler, bilgiler mutlaka olmuştur. Onlardan birlikte istifade edeceğiz. Yani bir Cevdet Said'i ve düşüncesini ve bu düşünce üzerinden esasen Kur'an'ın hakikatlerini anlama çabasıdır bu akşamki oturumumuzun amacı. Ben bu şekilde baktım meseleye. Bu kısa girişle yetineyim. Sözü hemen size geri devredeyim. Buyursunlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bahsettiğimiz üzere yayın sırasında Cevdet Said'in kitaplarından, kitaplarının ne anlattığından kısaca bahsedecek. Daha sonra da kitapları hakkında biz gençler olarak araştırmalarımız sonucunda aklımızda oluşan sorularımızı Fethi hocamıza soracağız. Ben öncelikle hem Cevdet Said'i tanımayanlar açısından özgeçmiş niteliğinde İslam'dan neden korkurlar? Benim ilk incelediğim kitabın girişinde önemli düşünceleri özetlenmiş. Kısaca oraya aktararak bir özgeçmiş niteliğinde bir giriş yapmış olalım bu şekilde. Cevdet Said'in ana düşüncesi şiddeti bir kenara atmak üzerinden gelişti ve Ademoğlunun ilk mezhebi ve Adem'in oğlu Habil gibi ol kitaplarını bu amaçla yazdı. Peygamberliğin sona ermesine insanlığı ilahi vahiy, mucizeler ve harikulade olaylar dünyasından ilmin ve kanunların dünyasına taşıdığını savundu. Bireysel ve toplumsal değişimin yasaları kitabını kaleme aldı daha sonra ve kötü ve yanlış anlamalara karşın ise güç, irade ve eylem kitabını yazdı. Anlayış ve bilginin miras bırakılamayacağını anlayınca ise
Kerem sahibi Rabbinin adıyla oku kitabını yazdı. Marifet, yani iş yapma hususundaki ustalık teorisini Müslümanın bilinç ve idrak pusulasına sarılması şartına bağladı. İnsan ancak o takdirde Rabbinden okuma şartına bağlı olarak keramet yağmurlarını yağdırmasını bekleyebilir dedi. Bilinci açtığı ve insanlığın problemlerine insan toplum ilişkisi olarak el attığını düşündüğü ayetleri işlemeye özel bir önem gösterdi. Ulusların yozlaşması, gelecek kaygısı, sosyal kargaşa, kişilik kaybına uğramak, tüketim çılgınlığı, yolsuzluk, vehim ve hurafelerle yaşamak gibi sorunlar üzerine eğildi. Cihadı kitap ve sünnet ışığında yeniden anlamaya, cihadın türlerini ve şartlarını yeniden ortaya koymaya davet etti bizleri. Evet, Cevdet Seyit'in ilmi mirası bu şekilde. Bugün de inşallah 3 kadar kitabını inceleyeceğiz ve Sayın Fethi Güngör hocamızın hakkında yazdığı bir kitabı da inceleyeceğiz. Ayrıyeten moderatörlerimizden Canbek Gonepşe'yi, Canbek Yıldırım, kamuoyunda ve makalelerde aktarılan Cevdet Seyit hakkında araştırmalar yaptım. Kendisi de makaleler ve kamuoyunda, yani medyada Cevdet Seyit hakkında yazanlar üzerinden sorularını Sayın Fethi Güngör'e yöneltecek. Öncelikle ben İslam'dan Neden Korkuyorlar kitabını okudum, araştırdım. Bu kitaptan sorularımı Sayın Fethi Güngör'e sormak istiyorum. Tabii kitap neden bahsediyor, kitap ne anlatıyor? Öncelikle kısaca onu aktarmak istiyorum. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümün başlığı Korku Nasıl Başladı? İkinci bölüm ise İslam'dan duyulan bu korku neden sorusuna cevap aranıyor. İlk bölümde öncelikle tarihimizin, coğrafyamızın ve coğrafyamızdaki medeniyetlerin farkına varmamız gerektiğinden bahsediliyor. Avrupalıların tabiat kanunlarında ilim sahibi olarak gücü elde ettiklerinden ve bu güç ile temelinde Firavun'un da sahip olduğu sizin benden başka tanrınız yok kibriyle güçlerini sömürgecilikte kullandığından büyük bir kargaşa ortamı yarattığını anlatıyor. Toplumsal kanunları göz ardı etmelerinin sonucunda ise ne insanı ne de insan aklını anlayamadıklarından bahsediyor Avrupalıların. Ellerindeki güç insan aklına hükmetmeye yetmeyince ise korkmaya ve kendilerini yine güç kullanarak korumaya başladılar. Kendileri gibi bir güç doğmasından da korktular, diyor. Ayrıca ilk bölümde bu durum karşısında bizim nasıl tavır takılmamız gerektiğinden ne yapmalıyız sorusuna cevap veriyor Sayın Cevdet Seyit. Araştırarak anlama olayını gerçekleştirmemiz gerektiğinden, insanı tanımak, insan gerçeğine ulaşmak gerektiğinden bahsediyor. Yine kalplerin Allah'ı anmak ve onun koyduğu kanunları anlamakla yatışacağından, anladığımızda dünya gözümüzle gördüğümüz bir belgeye dönüşeceğinden bahsediyor. Ve korkudan bu şekilde kurtulabileceğimizi anlatıyor Cevdet Seyit. İkinci bölümde ise çoğunlukla batılı araştırmacıların İslam toplumunun son yüzyılı hakkındaki görüşlerine yer veriyor Cevdet Seyit. Araştırmaların ortak düşüncesi ise işte Müslümanların sinelerinde büyük bir güç, batılı araştırmacıların doğu hakkındaki, yani İslam medeniyeti hakkındaki ortak düşüncesi ise şu şekilde özetleyebiliriz. Müslümanların sinelerinde büyük bir güç barındırdığını, bilince vardıkları, ilme sarıldıkları takdirde ise batıyla korkunç ve çetin bir şekilde hesaplaşabileceklerini yazıyorlar. Yazar Avrupa'nın içinde bulunduğu durumdan günahlarının farkına varmış, psikolojik yönden ıstırap çeken, adaletin karşısına çıkabileceğini düşünen bir suçlu gibi olduğundan bahsediyor. Cevdet Seyit, günümüz dünyası yeni ve güvenilir bir insan modeli arıyor, diyor. Bu yeni medeniyet belki silahı çok önemseyecek, ancak verdiği bu önem zulmetmek için değil, zulmü önlemek ve güvenliği yaygınlaştırmak için olacaktır, diyor. Evet, kitabı bu şekilde kısa özetledikten sonra sorularıma başlamak istiyorum, izninizle hocam. Hocam, kitapta Cevdet Seyit'in tarihi meselelere bolca değindiğini görüyoruz.
herkesten ve her şeyden örnek getirmekten hiç çekinmiyor. Avrupa Birliği'ni hem örnek gösteriyor, aynı zamanda aynı kitapta hem eleştirip kritik de edebiliyor. Örnek alınabilecek yerlerini örnek alıyor ve yani aynı zamanda zaaflarını, yanlışlarını da tespit ediyor. Mesela kitabın bir bölümünde Avrupa'yı Hitler, Mussolini veya Churchill birleştirmedi. Onları birleştiren tarihlerini derin bir idrakle anlamaları oldu diyor. Cümlelerini kurarken kitabın bir diğer bölümünde ise Avrupa'nın suç işleme özgürlüğünün günden güne kısıtlandığını ve artık bir gün adaletin karşısına çıkabileceğini düşünen bir suçlunun psikolojisinde olduğunu söylüyor. Hocam kaybettiğimiz şeylerden biri de bu değil mi? Yani biz sanki bilgisayar gibi sıfır ve bir mantığında çalışıyoruz. Halbuki elimizin ulaştığı her şey işimize yarayacak kısmını almak. Yani geri kalan kısmından da Cevdet Said'in yaptığı gibi elimizin tersiyle itebilmemiz gerekmez mi? Bu mümkün değil mi? Evet, teşekkür ederim. Elbette mümkün. Mümkün olmasa bu görev insanoğluna tevdi edilmezdi. Teklifi mâlâ yutâk, yani takat getirilemeyecek bir ödev, görev yüklemek Cenab-ı Hakk'a yakışmaz. Onun şanına uygun düşmez. Allah insanoğluna, insan türünü, Ademoğlu türünü seçip yeryüzünün halifesini bu türden seçerek bu emaneti tevdi ettiyse, yani insanoğluna bu güveni duyarak, onun bu işi başarabileceğine güvenerek bu yeryüzünü imar etme görevini tevdi ettiyse ve bunun için gerekli akıl, irade, organizasyon becerisi gibi, kudret gibi donanımları da bahşetmişse, elbette biz daha ileri sistemler kurabiliriz. Bu mümkün. Avrupalılar tarihlerine dönüp, hem de çok uzak değil, yakın tarihlerine dönüp aşırı derecede şiddet kullanımının onların hiçbir sorununu çözmediğine kesin bir şekilde kanaat getirdiler. Ve dediler ki bir daha asla, yani bir daha asla anlaşmazlıklarımızı, ihtilaflarımızı, sorunlarımızı şiddete başvurarak çözmeyeceğiz. Bu çok ileri bir aşamadır. Avrupa toplumlarının, halklarının geldiği ileri bir aşamadır. Esasen bu yeni bir durum değil. İnsanlık tarihine dönüp bir baktığımızda Kur'an'da geçen nebilerin hayat hikayelerini, kıssalarını incelediğimizde hiçbirinin şiddete başvurarak, zor kullanarak bir davayı yayma veya sınırları genişletme veya iktidarı ele geçirme ve o şekilde toplumsal değişimi, bireysel değişimi gerçekleştirme çabası içine girmediğini, hatta bunlara tenezzül etmediğini çok iyi görüyoruz. Son nebi Muhammed Aleyhisselam'a da eğer arzuladığın, talep ettiğin, peşine düştüğün bir siyasi güç ise buyur gel Darun Nedve'nin başı, başkanı sen ol. Yok peşine düştüğün mal, mülk, servet ise aramızda mal toplayalım, en zenginimiz sen ol. Yok başka mesela Mekke'nin en güzel kadınlarına sahip olmayı murad ediyorsan onu da o imkanda sunalım, buyur seç gibi, yani dünyada tamah edilebilecek efendim makam, mevki, para pul, mal mülk veya efendim güzel eş gibi seçenekler sunulduğunda hayır hayır diyor, bu öyle bir mesele değil. Ben kendimden bu davetimi veya mesajları uydurup söylemiyorum. Allah beni elçi olarak seçti. Ben bunları size açıklamakla mükellefim. En güzel şekilde, en açık şekilde, eklemeden ve noksanlaştırmadan, eksiltmeden mesajı olduğu gibi size aktarmakla mükellefim diyerek olayın bambaşka bir olay olduğunu onlara anlatıyor. Şimdi bu Avrupa üzerinden tekrar kitap odağında dönersek, insanoğlunun başarabileceği bir
meseleden bahsediyoruz. İnsanüstü bir meseleden değil. İnsanoğlu herhangi bir sorunu şiddetle ne zaman çözmek ister? Akıl ile, müzakere yolu ile, sulh ile çözemeyeceğine kanaat ettiği zaman. Buna ne zaman kanaat getirir? Aklını yeterince kullanmadığı zaman, sözlü müzakereyi yeterince denemediği zaman veyahut da bunu denediği takdirde iktidarından olacağından veya malından, mülkünden olacağından veya topraklarından, sınırlarından olacağından, yani zaten haksız olduğunu bildiği için, zaten gasıp olduğunu bildiği için bir ilke çerçevesinde bir müzakereye oturup bir sözleşme üzerinden bir sulhe varacak olursa zararlı çıkacağına kanaat getirdiğinde elbette ona yaklaşmaz. Kendisinin çok iyi bildiği ve hak hukuk da gerektirmeyen şiddet yöntemine başvurur. Evet, şimdi bu kitabı 2019'da basıldı bu kitapçık. Beyan yayınlarından çıktı. İki dil bir kitap serisinin bir önemli halkası olarak çıktı. Bir tarafında Arapçası, bir tarafında Türkçesi var. Bunu Rümeysa Gökbayrak Ömün isminde bir mütercim hanım kardeşimiz çevirmiş. Ben de kontrol edip o şekilde yayınlamıştık. O çeviriyi kontrol ederken dikkatimi çeken ve aklımda kalan şu oldu bu kitapçıkla ilgili. Bir defa bu kitapçık çok eski baskı tarihli Arapçası. Ama Türkçeyi çok geç kazandırılmış. Bu bir. İkincisi, hacmi bir kitapçık. Aslında bir uzunca makaledir. Ama mesajı, içeriği, kapsamı son derece güçlü. Yani atom gücünde, atom bombası gücünde bir kitapçık bu. Neden? Çünkü insanlığın binlerce yıldır çok muteber, çok böyle tercihe şayan bir yöntem olarak kullandığı güç, kaba kuvvet yönteminin ne kadar anlamsız, ne kadar hayırsız, bereketsiz olduğunu ortaya koyuyor. Ve şöyle bir günümüze de ışık tutan bu Suriye'deki savaşa bir türlü anlam veremiyorduk. Hani Irak anlaşılıyor. Irak'ta çok yüksek rezervlere sahip petrol yatakları vardı, başka kaynaklar vardı. Suriye'de bildiğimiz kadarıyla bu şekilde yüksek petrol rezervleri yok. Ama neden Suriye'de bu kadar kıyamet kopuyor? Bu kitapçığı ben redakte ederken şunu fark ettim. Biliyorsunuz Allah Resulü davet mektuplarını yazarken Bizans'ın büyüğü Azim-i Rum Heraklius'a mektubu nereye göndermişti? Şam'a göndermişti, değil mi? Şam'daydı çünkü. Şam'da çok büyük sarayı vardı, karargahı vardı. Şam bölgesi, Şam şehrinin adı değil, yörenin adı. Şehrin adı Dımaşk. Dımaşk'tır. Şam dediğimizde Filistin topraklarını bile kapsayan geniş bir bölgeden bahsetmiş oluyoruz. Şam bölgesi esasen Hristiyanlığın, yeni adıyla Hristiyanlığın ama bütün semavi dinler İslam'dır. İlk vahiyden son vahiye kadar hepsi İslam'dır. Hepsi değişmeyen tek bir tevhid, vahdet dini inancı üzerine kuruludur. Uygulamalarda şeriat dediğimiz hukuk, fıkıh kısmında dönem dönem küçük farklılaşmalar olsa da tevhid, inanç esasları aynıdır. İşte o Hazreti İsa'nın elçi olarak insanlığa tebliğ ettiği ilahi mesajları bu bölgede yaymaya başlamıştı ve o bölgede yaşayıp o bölgede vefat etti. O dönem Roma'nın, Doğu Roma'nın özellikle şiddete dayalı küresel sistemini çökertmişti. Allah'ın elçisi İsa Aleyhisselam'ın getirdiği mesaj. Ne zaman? Yaklaşık 2000 yıl önce. Ondan sonra
600 yıl kadar sonra, bugünümüzden 1400 yıl kadar önce Nebiler halkasının sonuncusu Hatemun Nebiyin Muhammed Aleyhisselam Allah'ın son vahyini insanlığa tebliğ etti. Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam'dan sonra bu sefer ikinci kez güce dayalı sistemi bu Orta Doğu bölgesinden yeniden uzaklaştırdı. O arada İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği İslam'ın mesajı tahrif edilmiş, tebliğ etmeye, davet etmeye, iknaya dayalı olan bu nebevi sistem yine Romalılar, Bizans eliyle güce dayalı bir sisteme dönüştürülmüştü. İslam'ın son versiyonu geldiğinde, Kur'an'ın vahyi yayılmaya başladığında ikinci kez bu güce dayalı sistem Orta Doğu'dan, o zaman dünyanın kalbiydi, hatta uzun bir asırlardır dünyanın kalbi, buradan yeni bir ikinci kez uzaklaştırılmıştı. Dolayısıyla Suriye'de bu kadar zamandır, 2011 yılından buraya cereyan eden savaşın aslında bir 2000 yıllık dışlanmanın ardından 1400 yıl sonra ikinci kez, ilk dışlanmadan 600 sonra, bugünümüzden 1400 yıl önce ikinci dışlanmanın revanşını almak istiyor küresel batı, sömürgeyi mübah gören, veto hakkını kendinde varsayan, efendim hakkı değil gücü esas alan, güçlüysem haklıyım diye düşünen ve insanlığa, insanın fıtratına aykırı bir sistemi dayatan küresel sömürgeci batı sisteminin, İngiliz Siyonist ortak yapımı batı medeniyetinin efendim ikinci kez dışlanmasının revanşı, yani iki büyük dışlanmanın revanşını almak istiyorlar gibi bir mesaj da anlamıştım. Bununla yetinelim bu ilk soruda. Evet hocam, cevabınız için. Ben hız kesmeden direkt ikinci soruya geçeyim o zaman. Hocam, kitapta birçok müsteşrikin araştırmalarının olduğunu bahsetmiştik. Araştırmalarından alıntılar olduğundan bahsetmiştim. Bu müsteşriklerden biri de Stoddart. Müslümanları birleştirici unsurların neler olduğu üzerine çalışmış bir isim. Tabii bu müsteşrik bu birleştirici unsurları nasıl yıkarız? Onun hakkında da görüşlerini belirtmiş bir isim. Cevdet Said bu tespit edilen birleştirici unsurları alıyor ve bunların önemini vurguluyor. İlk soruda bahsettiğimiz üzere doğru yerini alıyor. Tabii yanlış kısmına hiç temas etmiyor. İşte İslam birliği bir üçüncüsü olmayan iki temele dayanmaktadır diyor. Bunlar Allah'ın evini ziyaret etmek ve halifeliktir. Stoddart'ın görüşüne göre haccın hilafetten daha etkin bir birleştirici unsur olduğunu söylüyor Stoddart. Ve haccı seneden seneye yapılan İslam'ın yıllık konferansı olarak tanımlıyor Cevdet Said bunun üzerine. Yani Stoddart'ın bu görüşüne katılıyor. Biz yıllardır hani halifeliği çok, yani İslam'ı asıl birleştirici unsurun ve tek unsurun halifelik olduğu üzerine birazcık okumalar çok gördüm. Ancak böyle bunu görünce biraz açıkçası ben de şaşırmıştım. Bu kitapta bu fikri tanıdım. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz hocam? Ne söylersiniz haccın bu etkin rolü hakkında? Evet, teşekkür ederim Abdülkadir kardeşim. İlk sorunda daha sorunun başındaki tarihi vurguyu atlamış olduk. Onu tamamlayayım. Cevdet Said konuşmalarında, makalelerinde, kitaplarında tarih bilgisinden, tarih bilincinden çok sık bahsediyor. Neden? Çünkü bir insanın gideceği yeri tayin edebilmesi için geldiği yeri bilmesi gerekiyor. Yani nereden geldiğinizi bileceksiniz ki nerede durduğunuzu ve ne tarafa gideceğinizi tayin edebilirsiniz. Yani bir rota çizmek için, bir doğru yol izleyebilmek, doğru hedef seçebilmek için mazi bilgisi ve bilinci olmazsa olmazdır. Zaten Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayetine baktığımızda çok önemli, hacim itibarıyla önemli bir kısmının tarihe atıf yaptığını
önceki kavimlerin, önceki nebilerin, bizden önce yaşayan bir takım insanların tavır, davranışları, tutumları, başlarına gelen olaylar, bütün bunları bize aktarıyor. Ve diyor ki Cevdet Said birkaç kez çok böyle formül gibi, sosyolojik, psikolojik formüller gibi çok esaslı cümleleri vardı. Bir tanesi de tarih bilgisi insanın ruh sağlığı için elzemdir diyordu. Mesela eğer biz Moğol saldırıları döneminde Müslümanların, Müslüman halkların, alemi İslam'ın başına gelen devasa felaketleri bilirsek, ama buna rağmen Cenab-ı Hakk'ın ölüden diriyi çıkarıp alemi İslam'ı, Müslümanları yeniden dirilttiğini, güçlendirdiğini bilirsek, bugün başımıza gelen bir takım musibetler sebebiyle yıkılmayız, ezilmeyiz. Veyahut da çok çok daha zor, dar geçitlerden geçmiş, çok büyük sınavlara tabi tutulmuş nebilerin hayat hikayelerini bilirsek, efendim, en küçük bir engelde yıkılmayız. Şimdi burada bir başka kıymetli zatın bir güzel sözünü hatırladım. Yarım asır Japonya İslam Merkezi başkanlığını yapmış, esasen makina mühendisi, Irak asıllı, ama yarım asır Japonya'da kalmış, orada hem çalışmış profesör olarak, hem de İslami faaliyetler yürütmüş. Tokyo Camii'nin yeniden ihya ve inşa edilmesinde çok büyük katkıları olan bir muhterem zat, Salih Samarra'i, Samarra kentinden. O bir gün demişti ki, Fethi demişti, bu 2,5 yıllık çok ağır kuşatma esnasında bir avuç sahabi, birçoğu fakir, gariban, efendim, hem statü olarak hem mal mülk varlık olarak zayıf insanlardı. Bunlar nasıl dayanabilmişti? Çok ağır hakaretlere maruz kaldılar, çok şiddetli kışkırtmalara maruz kaldılar. Ama asla zerre miskal şiddete başvurmadılar ve çökmediler, yıkılmadılar. Nasıl kalmışlardı dedi. Nasıl hocam dedim. Kânet âsâbuhum kavîye cidden. Sinirleri son derece güçlüydü dedi. Sinirleri son derece güçlüydü. Çünkü inandıkları davaya iliklerine kadar inanıyorlardı. Ve önceki nebilerin başlarına gelenlerden de haberdar olmaya başladıkları için Kur'an vahiyleri yoluyla, peyderpey inen vahiy pasajları yoluyla son derece bilinçli bir yolcu idiler. Doğru yolun hakikatli, bilinçli yolcuları idiler. Yürüdükleri yolun nereden geldiğini, kendilerinin yolun neresinde durduğunu, hangi konumda olduklarını ve nereye doğru ilerleyeceklerini çok iyi bildikleri için yıkılmadılar, dayandılar demişti. Şimdi dönersek asıl ikinci sorunuza. Cevdet Said birkaç sohbetinden hatırlıyorum. Celal Nuri'den tam bu sorduğunuz konuyla ilgili bir iktibas yapıyordu. Celal Nuri Türkiye'de henüz bilinmiyor maalesef. Osmanlı'nın son dönem parlak münevverlerinden. Onun İttihadul Muslimin, Müslümanların Birliği, İslam Birliği adında bir Osmanlıca eseri Arapçaya çevrilmiş. Cevdet Hoca da bunu mütalaa etmiş. Cevdet Hoca özgeçmişi burada fazla detaylı verilmedi ama Ezher'de okurken okulda geçirdiği vakitler dışında, ders saatleri dışında vaktinin neredeyse tamamını, çok zorunlu olan ihtiyaçlar dışında, Mısır Milli Kütüphanesi'nde geçiriyordu ve çok ciddi okumalar yapmış o zaman. Hem Muhammed İkbal'den başlayıp Doğu münevverlerinin, müelliflerinin eserlerini, tabii Arapçaya çevrilenleri, hem Batı düşünürlerinden,
müelliflerinden İslam üzerine söz söyleyenlerin eserlerine böylece çok ciddi bir müktesebat elde etmişti. Büyük bir birikim sağlamıştı. Dolayısıyla fikirleri karşılaştırabiliyordu. Farklı bakış açılarını önyargısız bir şekilde kendi bünyesinde barındırıp daha iyisini seçmeye gayret ediyordu. İşte bu Celal Nuri'den de şöyle bir iktibas yapıyordu. Celal Nuri bu İttihadül Müslümin adını, Osmanlıcası İttihad-ı Müslümin bu eserinde hac ibadetinin sadece bir unsuru olan Arafat'ta vakfe yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu şöyle izah ediyordu. Tabi Cevdet Hoca buna katılarak ve benimseyerek aktarıyordu. Diyordu ki Arafat Dağı altın değil elmas olsa, dünyanın en kıymetli madeni olsa ve Müslümanlara Allah bunu bir nimet kaynağı olarak verse bu kadar büyük bir kıymet ifade etmezdi. Neden? Çünkü onu parçalarlar, harcarlar, tüketirlerdi. Ama dünyada insanlık tarihi boyunca hatta kıyamete kadar hiçbir dönem rastlanmayacak olağanüstü bir vasfı vardır Arafat'ın. Nedir o da? Yılda bir kez çok sınırlı bir dar vakitte bütün müminlerin hac ibadetini yerine getirmiş olarak getirmek için oraya gelen müminlerin bir randevuya, bir efendim sözleşmeye, bir ahde gelip şahitlik etmesidir. Cevdet Hoca da Allah gani gani rahmet etsin, bu söz randevu konusunda son derece hassastı. İçinde bir asra yakın yaşadığı Arap toplumundan hiç beklenmeyecek şekilde, Orta Doğu toplumlarından hiç beklenmeyecek şekilde olağanüstü hassastı. Hep erken giderdi. Ben ara ara yanında mütercim olarak veya yaverlik yaparak bulunduğum zaman, yani bazen mesela 2 saat öncesinden gittiğimiz olurdu. Ya hocam acele etme, daha vakit var. İşte salona giriyorduk mesela, bir kongreye gittik. Salon bomboş. İkimiz varız. Yarım saat, 40 dakika öncesinden gidiyor, orada oturuyor. Böyle yani asla geç kalma nedir bilmeyen, son derece hassas yani o randevu konusunda. İşte Arafat'ta vakfe de Müslümanların bir dava uğrunda, bir ilke uğrunda son derece hassas davranarak, ister yaya gelsin, ister hayvan sırtında gelsin, ister başka ulaşım araçlarıyla gelsin, nasıl gelirse gelsin, mutlaka o gün, o saatte Arafat'ta vakfe yapması lazım. Yapmasa ne olur? Yapmasa o kadar yaptığı harcama, o kadar çektiği emek, o kadar zaman, hepsi elbette heba olmaz ama hac ibadeti yerine gelmez. Çünkü haccın asli unsurlarından biridir. Hac farizası yerine getirilmiş olmaz. İşte Müslümanlara zaman bilincinin ne denli büyük bir önem arz ettiğini, birlik haline gelmenin, birlikte hareket edebilmenin ve bunun için gereken şartlara riayet etmenin ne kadar efendim büyük bir anlam ifade ettiğini hac onlara öğretiyor, vakfe onlara öğretiyor diyordu. Ha, Müslümanlar haccın menasiki hac, haccın unsurları işte tavaftır, vakfedir, Müzdelife'den aşağı doğru sel gibi akmaktır gibi unsurlarının her birinin mesajını yeterince alıyor mu, bir yıllık kongre olarak değerlendiriyor mu, o ayrı mesele. Ama olması gereken budur. Bu konuda onu söylüyordu. Halifelik konusunda da daha önce tek bir şahısta toplanmıştır bildiğimiz gibi tarihte halifelik, ama artık bu yeni dünya düzeninde bir tek kişi yerine bir heyet üzerinde Müslümanların işlerini çekip çevirmenin, yönetim ihtiyaçlarını karşılamanın
bir seçilmiş ve farklı meslek gruplarına, uzmanlık alanlarına mensup bir heyet marifetiyle yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ben de ona katılıyorum. Bununla ilgili de bu kadar herhalde şimdilik yeterli olur. İlerleyebiliriz arzu ederseniz. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. Ben kitap hakkında bu kitaptan son sorumu da sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Kitapta şu minvalde cümleler sıklıkla yer alıyor. İşte dünyada nasıl tabiat kanunları varsa, mesela yani elektriğin uyduğu kanunlar varsa, insanın bunu bilip buna göre hareket etmesi gerekiyorsa, aynı şekilde yine Allah tarafından konulan, uyarılan insanın toplumsal kanunları da vardır. Ve bu toplumsal kanunları kabul etmek aynı bu elektrik kanunu kabul etmek gibi bir şeydir. Ancak bu toplumsal kanunu kabul etmeyen insan şirke düşmesinden, dinden çıkmasından korkulur tarzında özetleyebileceğimiz cümleler, fikirler mevcut. Hocam, buradan hareketle, yani Allah'ın bize uyalım diye gerek araştırarak gerek vahiy ile emrettiği toplumsal kanunları görmek, farkına varmak, elektriğin farkına varmak kadar kolay bir şey midir? Ya da eğer böyle düşünebilirse insanın toplumsal kanunları kabul edip uygulamaktan alıkoyan şey nedir? Teşekkür ederim. Bu örneği çok sık verirdi. Nasıl ki ahşap malzeme kullanarak elektriği iletmeye kalkarsan, bunu başaramayacaksan, Allah'ın aynen tabiata, doğaya koyduğu kanunlar gibi insanın iç dünyasına ve sosyal çevresine, yani toplumsal alana, topluma, toplumsal davranışlara koyduğu yasaları da ihmal ederek dayatırsak sonuç alamayacağımızı anlatırdı. Mesela şiddeti de bu bağlamda yine getirirdi konu olarak. İnsanın yaratılışı ikna olmak ve benimsemek üzerine kurulmuş. Ama siz ikna etmeden, benimsemesine fırsat, imkan tanımadan şiddet yoluyla, bu şiddet fiziki olabilir, psikolojik olabilir, ekonomik olabilir, siyasi olabilir, başka türlü olabilir. Herhangi bir şiddet türüyle dayatırsanız sadece ikiyüzlü bir kişilik ortaya çıkarırsınız. Benimsemediği halde, inanmadığı halde, kanaat getirmediği halde asla bir insana bir şeyi dayatmamak gerekiyor. Hatta bunu da söylerdi, La ilahe illallah gibi en değerli, en kıymetli ilkeyi bile asla dayatamayız diyordu. Çünkü insanın kanunu böyle. Yani o kanuna muhalefet ederek bir netice alamayız. Aynı şekilde toplumsal ilerlemenin, gelişmenin, yükselişin de kanunları vardır. Toplumsal gerilemenin, çöküşün de kanunları vardır. Ve bu kanunu yok sayan, bu kanunu çiğnemeye kalkan, aynen elektrik yasasını çiğnediğinde nasıl çarpılıyorsa öyle çarpılır. Üstelik isterse başlarında vahiy alan elçi olsun. Uhud örneği mesela. Sahabe şok olmuştu değil mi? Ya başımızdan vahiy alan nebi bir devlet başkanı ve başkomutan varken biz nasıl yeniliriz diyordu. Şok olmuşlardı. Peki gelen vahiy ne diyordu? Kendi ellerinizle bu sonuca ulaştınız. Yani kendi tercihlerinizin, kendi eylemlerinizin ve kendi yanlış kararınızın bir neticesi ve buna rağmen olması gereken neydi? Başkomutanın talimatı gereği kargaların efendim cesetleri deşelediğini bile görseniz asla bu tepeyi bırakmayınız dediği halde müşrikler kaçışmaya başlayınca hemen o talimatı bırakıp indiler aşağıya. O zaman müşrik ordusunun
komutanı, süvari komutanı olan Halid bin Velid de tepeyi ele geçirince galibiyete yüz tutmuş mücadele çok ağır bir mağlubiyetle neticelendi. Dolayısıyla yasa, Allah'ın yasaları onun bunun hatırını gözetmez. Yine şu rivayeti çok sık bize aktarırdı. Allah Resulü'nün küçük erkek evladı bebekken vefat edince onun defni esnasında ay tutulması, güneş tutulması yaşanmış. Tabii bunu bazı sahabiler efendim hemen peygamberin oğlu öldü de böyle oldu diye yanlış yorumlara kalkışmış. İyi ki de Resulullah'ın kulağına da gitmiş bu. Asla böyle şeyler söylemeyin. Hiçbir insanın çocuğu öldü veya çocuğu doğdu diye Allah'ın yasaları değişmez demişti. Yani Allah'ın tabiata koyduğu yasaları nasıl herhangi birinin hatırına değiştirmiyorsa psikolojiye, ruh bilime, insanın iç dünyasına koyduğu yasalarını da değiştirmez. Efendim, topluma, toplumsal olaylara koyduğu, tarihe koyduğu yasaları da değiştirmez. Peki bizim yapmamız gereken nedir? Bizim yapmamız gereken bu yasaları keşfedip o yasalara uygun davranmaktır. Şimdi mesela 2,5 yıldır yaşadığımız bir örnek, bir COVID salgını. Burada dünyaca ünlü, efendim kas gücü itibarıyla ünlü insanların aşı olmaya yanaşmayıp mikrop bulaşınca da efendim çok ağır şekilde hastalanıp nefes alamaz hale gelip entübe olup vefat ettiğini gördük. Bunun gibi isim burada zikretmek istemem. Yani bu bir yasadır. Allah'ın koyduğu bir yasa. Yani sen kas gücünün büyük olmasıyla, çok olmasıyla o mikrobu yenemezsin. Veyahut da eline çekiç alıp da kanına karışmış bir mikrobu çekiç vurarak dışarıya atamazsın. Ancak onun yasalarını takip ederek, keşfederek onu devre dışı bırakabilecek bir aşıyı geliştirerek onu yenebilirsin. O yasa öyle çalışır. Yani elektriğe ben Müslümanım, işte ben Türk'üm, ben şuyum, bana bir şey yapmaz deyip çıplak elle ellersen elektrik senin dinini, ırkını ayırt eder mi? Çarpar, yakar, kavurur. Onun için Allah yasalarını hiç kimsenin hatırı için değiştirmez. Zaten Kur'an'da iki ayrı kalıpta Allah'ın yasalarında asla bir değişme, bozulma bulamazsın, göremezsin. Allah'ın yasalarında, kanunlarında asla bir başkalaşma göremezsin diyor. Buyurunuz. Merhaba. Teşekkür ediyoruz hocam. Cevabınız için. Şimdi Gonevşe Can Bey'e ben söz hakkı vermek istiyorum. Kendisi kamuoyunda ve makaleler Cevdet Seyit hakkında araştırmalarını yaptı. Buyur Can Bey. Merhaba, ben Canbek Yıldırım, Gönepseyler'denim. Öncelikle merhum Cevdet Said'i rahmetle anıyorum. Ve büyüklerime, akranlarıma ve küçüklerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Benim incelemiş olduğum bir makalede, Abdullah İnce ve Murat Çelik'in müşterek ürünü olan bir makale bu. Cevdet Said düşüncesinde İslam toplumunda şiddet sorunsalı ve din başlıklı bir makale. Bu makalede yazarlar merhum Cevdet Said'in mevcut sorunların kaynağına işaret edip eleştiriler getirdiği fakat yeterince çözüm önerileri sunamadığı ve yaklaşımlarının teorik olup metot konusunda eksik olduğu düşüncesine sahipler. Bu görüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Makaleyi ben de okudum. Öncelikle Cevdet Said'in bu son derece samimi, son derece derinlikli düşüncelerinin anlaşılması için gayret eden tüm araştırmacılara, müelliflere ben üstadım ve ailesi adına şükranlarımı sunarım. Elbette Cevdet Said
tartışılmaz, eleştirilmez değil. Metodunda veya düşüncelerinde noksanlığı olmayan biri değil. Nebiler dışında hiç kimse için zaten böyle bir iddia ileri sürmek doğru değildir. Nebiler de vahiy aldığı için Allah tarafından mesajın doğru anlaşılması hususunda teyit edildiği için bu türlü bir tartışmadan uzaktır. Yoksa beşer olarak elbette zaman zaman hataları, kusurları nebilerin bile olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de de son nebi Muhammed Aleyhisselam dahil birçok nebi hakkında bu tür beşeri kusurlar dile getirilmiştir. Şimdi bu makalede sözü edilen hususa gelirsek, Cevdet Said son derece önemli, son derece cesur bir adım atmıştır ve bir yepyeni bakış açısı ortaya koymaya gayret etmiştir. Mesela ilk eseri Türkçe'de üç farklı baskısı yapıldı bunun. Önce İslami Mücadele'de Şiddet Sorunu diye basıldı Pınar Yayınları'ndan. Ondan sonra Ademoğlu'nun ilk mezhebi İslam ve Şiddet Üzerine diye basıldı. En son Ademoğlu'nun ilk mezhebi. Bu kitapta, hatta bunun Arapçası da var burada. Onu da şuradan göstereyim. Arapçasını nereye koydum? Şu anda kitapları karıştırdım. Onu bulamadım. Neyse, bulduğumda gösteririm. Şimdi burada Cevdet Said ta 1959'dan itibaren İslami hareketin veya İslami çalışmaların şiddet sorununu gündeme getirmiş. Bırakınız 59-60'ları, 80'li 90'lı yıllarda biz hala bu şiddet sorununu kavramış değildik. Ne zaman El-Kaide, IŞİD gibi şiddeti abartan, tırnak içinde kutsayan örgütlerle yüz yüze kaldık, o zaman şiddetin ne kadar anlamsız, yanlış olduğunu daha derinden idrak ettik. Dahası şiddeti bir yol, yöntem, araç olarak benimsemenin esasen şeytanın yolundan giden, kötülüğü bir hayat tarzı olarak benimseyen, sömürgeciliği kendine hak gören güçlere çok ucuz ve kolay malzeme olabileceğimizin örneklerinde gördük. Bunun defalarca farklı örneklerini söylemişti sohbetlerinde. Dolayısıyla Cevdet Said'in bu kadar yeni İslam tarihi boyunca pek fazla rastlanmayan yeni bir modeli ortaya koyarken tamamen efendim bitmiş, dört başı mamur bir model ortaya koyması veya son derece detaylı bir yöntem ve teknikler yazması beklenemez. Cevdet Said kendi başına bir çığır açmak, çığır açmak için yapmadı tabii ki bunu. Kur'an'ın gerçek manada mesajlarını anlamak ve anlatmak için yaptı, ama bunu yaparken aslında bir çığır açmış oldu. Ve 1959'da çalışmaya başladığı konuyu biz yarım asır sonra anladık. Bunun gibi bazı düşüncelerini de efendim belki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra daha iyi anlayacağız. Zaman el verirse ben asıl Cevdet Said'in fikri mirası derken bu eserlerini derli toplu bir şöyle gözden geçirmeyi de istiyorum. Tabii fikri miras deyince sadece eserlerden ibaret değil. Onunla da ilgili bir iki söz söyleyeceğim, ama Cevdet Said'in bu başlattığı yeni yaklaşımı
genç araştırmacıların veya kıdemli araştırmacıların efendim sağlamasını yaparak, zayıf yönünü tamamlayarak efendim ilerletmesi lazım. Cevdet Said'in senelerce yani en az bir çeyrek asır çok yakınında bulunmuş Doktor Muhammed Ammar var, Suriyeli. O güzel bir kısa yazı yazdı. Onu Türkçe'ye çevirmeye başladım. Orada bir yerde diyor ki, nasıl ki İbni Haldun tarih felsefesi, sosyoloji ilmi açısından son derece önemli bir çığır açmışsa ve asırlar sonra kıymeti anlaşılmışsa, Cevdet Said de son derece önemli bir yeni alan açmıştır, yeni bir çığır açmıştır. Bunun ne kadar önemli, kıymetli olduğunu insanlar zamanla anlayacaklar. Sadece Müslümanlar değil, bütün insanlık onun bu yeni yaklaşımıyla çok daha rahat nefes alacak ve çok daha insani, medeni bir birlikte yaşama imkanı elde edecek mealinde sözler söylüyor. Evet, sizin sorunuza bu şekilde kısaca cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. Mutlaka atladığımız, noksan bıraktığımız hususlar oluyor ama bir oturumda her konuyu bütün cepheleriyle apaçık ortaya koymak da kolay bir husus değil. Sadece dinleyicilerin, efendim insanların merakını celbetmek ve bu asıl öğrenme insanın böyle sakin kafayla, yoğunlaşarak ve kendi emeğiyle gerçekleştirebildiği bir durum. Onun için şu anda Türkçe'de 13 eser oldu efendim. Yeni yeni çevrilecek eser, çevrilmeyi bekleyen eserler de var. Bunları okuyarak veyahut da Arapça bilen kardeşlerimiz, İngilizce bilen kardeşlerimiz bu iki dildeki eserlerini ücretsiz bir şekilde internetten, kendi sitesinden indirerek mütalaa edebilirler. Yani bu yeni bir alandır. Dolayısıyla bitmiş bir mesele yok. Cevdet Hoca da defalarca dile getirdi bunu. Ben gücüm, aklım yettiği kadar bu hususlara dikkat çekmeye çalıştım. Siz bunları geliştirin, ilerletin. Bilimsel yöntem ve tekniklerle her bir hususu gerekirse inceleyin ve bu işi ilerletelim diye ricada da bulundu. Evet, buyurunuz. Teşekkür ederiz hocam. Ben şahsım adına çok geniş kapsamlı bir cevap verdiğinizi düşünüyorum. Zaten konu hakkında ilgisini çeken konu detaylı araştırmayı, okumaları da yapacaktır. Gonepşe Can Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kendisi bahsettiğim üzerine makalelerde ve kamuoyunda Cevdet Said başlığı altında ara ara sorularını soracak programımız içerisinde. Ben şimdi sözü Kuşa Dimazi'ye vermek istiyorum. Kendisi de bir kitap okudu, araştırdı ve sorularını hocamıza yöneltecek. Öncelikle kitabı kısaca bir tanıtacak. Buyur Dimazi. Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle aile dostumuz ve şahsıma pek çok fikri, maddi ve manevi yönden yardımı dokunmuş olan Fethi Hocam'ın şahsıma imzalayıp hediye ettiği, Cevdet Said'in fikirlerinden bahsettiği Muttaki Mütefekkir Cevdet Said eserini kısaca sizlere tanıtmak ve bu değerli hediyesi için hocama teşekkür ederek başlamak istiyorum. 2019 yılında Çıra Basın Yayın'dan çıkan bu kitap iki bölümden oluşuyor ve 127 sayfa. İlk bölümde okuyucunun zatı yakından tanıması için kısaca hayatından, fikri dünyasından ve etkilendiği şahsiyetlerden bahsedilmektedir. Burada en çok göze çarpan detaylar, Cevdet Said'in şiddeti esefle kınadığı, cihatın zorda kalınmadığı sürece fikri, zihinsel, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerinin anlatılması yoluyla yapılması gerektiğidir. Cevdet Said eserinde şiddet ve savaşın çağımızda ölü bir yöntem olduğunu vurgulamakta, ayrıca modern çağ ve Türkiye demokrasisine de atıflar yapmaktadır. Eserin ikinci bölümünde de Cevdet Said'in Mayıs 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında Diriliş Postası gazetesinde yayımladığı bazı makalelerinin çevirileri yer almaktadır.
Eser gayet akıcı ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olup tek seferde okunup okuyucuda güzel bir tat bırakmaktadır. Değerli emekleri için değerli yazarımıza, Fethi Hocamıza çok teşekkür ederiz. Ben şimdi sorularıma geçeyim istiyorum. İlk sorum, Muttakin Mütefekir Cevdet Sayıp adlı eserinizin içinde çevirisini yaptığınız Siyasal İslam makalesinde Cevdet Sayıp Şer'i Yönetim'den, Machiavelli'nin Prens adlı eserinden, Osmanlı Valisi Mehmet Ali Paşa'dan ve Türkiye Demokrasisi'nden bahsetmekte. Ayrıca yaptığım pek çok okumada da Türk demokrasisine vurgu yaptığını gördüm. Acaba kendisi siyasal İslam'ı nasıl değerlendiriyor ve demokrasiyle kıyas yaparsa bu iki kavramı nerelerde konumlandırır? Evet, Dimaze, teşekkür ederim kızım. Şimdi bu siyasal İslam konusunu bu oturumda geçelim. Çünkü şu anda Türkiye'de de yeniden özellikle sosyologlar arasında tartışılmaya başlandı. Dolayısıyla bu iş uzayabilir, belki bir müstakil çalışma gerektirebilir. Ama siyasal İslam dediğimizde daha çok ne anlıyoruz? Özellikle alemi İslam'ın, Müslümanların Avrupa karşısında gerilemeye başlamasıyla ardından sömürge sürecinin gelmesi, bu zulümlere başkaldırı niteliğinde Müslümanların yeniden ayağa kalkması ve canlanması için çaba sarf eden, fikir ortaya koyan, bu uğurda mücadele eden insanlar ve onların devam ettirdiği faaliyetler olarak anlaşılabilir. Tek bir tanımı yoktur. Aşama aşama farklı tanımlar söz konusudur. Cevdet Sayıp de elbette bu çabaları çok kıymetli görüyor. Ama ben sizin sorunuzun bir kısmına, öbür kısmına daha çok cevap vereyim. Demokrasi. Bu konu bazı konferanslarda da, sohbetlerde de soruldu. Cevdet Sayıp işte Avrupa demokrasisini biraz abartıyor, efendim model olarak koyuyor. Doğrudur. Demokrasiyi şöyle anlatıyordu, kısaca özetlersek. Demokrasi kördür, topaldır, imansızdır. Ama güç yoluyla, şiddet kullanarak, başka türlü baskılarla, hileyle, hurdayla iktidarı ele geçirip babadan oğula devreden, özellikle de Arap ülkeleri halen öyle, efendim bir ortama kıyasla bütün o noksanlarına rağmen demokrasi daha iyidir. Mesela Türkiye'de demokrasi mükemmel mi bilmiyor mu? O da biliyor. Çok yakından takip ediyor. Çok enteresan. Çok ilginç takipleri vardı. Senelerdir Türkiye ile ilgili haberleri özel olarak takip ediyor. Çok umutlu. Bunu da hani Celal Nuri'ye atıf yapmıştık ya, onun o kitabında hilafet efendim aslında lağvedilmedi. Bir şahsın, sultanın uhdesinden alınıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesine verilmiş oldu. Celal Nuri diyor ki bizim torunlarımız bu emaneti yeniden canlandıracak, İslam'ın izzetini yeniden temsil edecek. Bu hilafetin ne büyük bir efendim imkan ve güç fırsat olduğunu kavrayacak ve dünyadaki Müslümanları yeniden birleştirecekler gibi bir efendim güzel duası vardı. Cevdet Sayıp da buna katılıyor. Çünkü hem Avrupa ülkelerini, Amerika'yı, Kanada'yı konferanslar, kongreler, tebliğler vesaire sebebiyle gezmiş. Asya'yı, Kafkasya'yı birçok yeri gezmiş yani. Dolayısıyla oralardan fazlaca böyle bir ışık, umut çıkmayacağını, İran'a, efendim Irak'a, her tarafa gitmiş. Efendim dolayısıyla Türkiye'de bütün bu seneler boyu tek parti dönemi olması, sonra seçimlere hile karıştırılması, bunları biliyor. Ama seçimlere hile karıştırıldığını, oylarının çalındığını bildiği halde Türk toplumu şiddete başvurmadı diyor. Silaha sarılıp ayaklanmadı diyor. Sabretti diyor. Sandıkta
devrimini yaptı diyor. İşte bu yöntemi çok efendim isabetli buluyor. Suriye'de mesela bu ilk başladığında sivil vasfını korurken gezdi, efendim grupları gezdi, konuşmaları yaptı. Şam deklarasyonuna imza koyan isimlerdendir. Ama şiddete bulaştıkları an uzaklaştı. Zaten uyarıyordu. Aman böyle gidin. Sakın ola şiddete bulaşmayın. Niye? Şiddete bulaşman şer güçlerinin veya gücü elinde tutanların en büyük arzusu. Sen şiddete bulaş ki seni ezmek için gerekçe oluşsun ona. Sen ona bir taş atarsın, onun elinde bomba vardır. Bombayı tepene indirir, bütün şehri yok eder. Ondan sonra da bana taş attı da onun için cevap verdim der. Uluslararası kamuoyu da evet canım ya, o da taş atmasaydı der yani. Onun için şiddet böyle bir zehirdir. Şiddete Mekke döneminde niçin hiç başvurulmadı? Güçlü sahabiler yok muydu? Soysop itibarıyla, konum itibarıyla, mal mülk itibarıyla, bilek itibarıyla çok güçlü sahabiler de katıldı ilk müminlere. Ama sıfır şiddet. Niye? Çünkü şiddete bulaştığınız an, şiddet minderine girdiğiniz an onların istediği o zaten. Bunu defalarca gördük. Nalçik'te, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkentinde İslami çalışmalar böyle çiçek gibi açmaya, SSCB dağıldıktan sonra genç Müslümanlar hızla her tarafta yayılmaya başlayınca eski adıyla KGB çok usta bir operasyonla ekin gibi biçti bütün gençleri. Nasıl yaptı? İçlerine soktu ajanlarla, işte birinin genç hanımının başörtüsünü çekti polis, öbürünün başına haç kazıdı, kışkırttı onları. Öbür de biz bu onursuzlukları yaşayamayız, efendim silahlanmalıyız filan diye kışkırttı gençleri. Nasıl silahlanacağız? İşte ben bir depo biliyorum, efendim orayı basacağız, alacağız. Bastılar, aldılar. İyi bir şey yaptıklarını zannederek silahlarla dışarı çıktıkları anda 105 genci ekin gibi birkaç dakikanın içinde biçtiler. Şiddet budur işte. O silahı eline veriyor ki biçsin. Silah yokken biçemiyor. Evet. Şimdi asıl sorunu kaçırdım mı acaba? Neyse, demokrasiyle tamamlayalım biz. Asıl olan, olması gereken şuradır. Kur'an'da hem bir surenin adıdır. Bunu çok fazla tekrar ederdi. Hem de şura emri ne zaman geldi biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii ki de. Uhud muharebesinden sonra geldi. Halbuki Uhud yenilgisi başkomutan, devlet başkanı son Nebi Muhammed Aleyhisselam'ın bir istişare yapması sonucunda ortaya çıktı. Yani burada bir çelişki var gibi görünüyor. Hayır. Tam tersine. Her ne kadar sonuç böyle acıklı da olsa sen onlarla istişare etmeye devam et diyor. Yönetim tarzı bu. İstişare bağlayıcıdır. Yönetici, ya siz bir toplanın, görüşlerinizi derleyin, toplan, kanaatlerinizi toplayın. İşime gelirse uyarım, işime gelmezse uyma. Yok, öyle bir şey yok. Sen vahiy alan devlet başkanı, başkomutan Muhammed Aleyhisselam'dan daha mı efendim mutebersin, daha mı efendim layıksın ki kimseyle istişare etmeden karar alasın? Onun için istişare bağlayıcıdır, zorunludur. Efendim Cevdet Hoca bunu hep söylerdi ve Müslümanların işlerini istişareyle yürütmesi gerekir. Yani demokrasi esasında ilerleyip hem iman boyutu kazanmalı, hem gözü vahiy ışığıyla, nuruyla aydınlanmalı, hem de adalet ile desteklenip, mesela veto hakkı diye bir şey olamaz şurada. Veto hakkı ne demek? Veto hakkı efendim yine gücü kutsayan mafyatik bir davranıştır. 195 ülke bir tarafa, 5 ülke bir tarafa, hatta diğer 4 ülke de o 195'in yanında yer alsa, o veto güya hakkı kullandığını söyleyen bir tanesi hayır dedi mi olmuyor. Böyle bir saçma
zalim düzen yürüyebilir mi? İnsanlığa ne hayır getirebilir yani? Onun için dünya beşten büyüktür çıkışını da çok kıymetli buluyordu. Bunun bir slogan olarak kalmadan bütün dünya toplumlarınca benimsenmesi ve gerçekten adil, efendim bir arada yaşamaya elverişli ve istişare esaslı yeni bir yapının oluşturulması gerekir. Evet, buyurunuz. Cevabınız için teşekkür ederiz hocam. Ben ikinci sorumu sorayım. Yine okumalarımı yaparken Cevdet Said'in sıklıkla modern çağ atıfta bulunduğunu gördüm. O yüzden kendisinin modern çağ hakkındaki fikirlerini merak ettim. Aydınlanma dolayısıyla oluşmuş modern çağın getirdiği bireycilik ile bir cemiyet dini olan İslam'ın birliğinin nasıl oluşturulabileceği noktasında fikirleri var mı? Varsa bu fikirleri nelerdir? Ali Murat Daryal adında Azeri kökenli bir din sosyolojisi hocamız vardı İlahiyat Fakültesinde, Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli fikirler ortaya koymuştu. Sosyolojik formüller keşfetmiş ve yazmıştı. O zat medeniyetleri inceleyen bir çalışmasında diyor ki, İslam esasen mekan medeniyeti gibi öncelikle algılansa da bu somut kültür varlıkları sebebiyle esasen zaman medeniyetidir diyor. Yani böyle farklı yani alışılagelmiş yaygın kanaatlerle yetinmeyip efendim yeni bakış açıları acaba başka türlü olabilir mi diye bakmak lazım. Bakmayınca, araştırmayınca bulamıyoruz. Efendim insanoğlunun bu araştırma merakı olmasa, geliştirme merakı olmasa bugün şu anda biz bu toplantıyı bu şekilde yapamazdık. Çünkü yüz yüze bir salonda bir araya gelmemiz gerekirdi. Bu kadar kaliteli görüntü, bu kadar kaliteli sesle ve neredeyse ücretsiz bir şekilde bütün dünyaya yayın yapabiliyoruz. Uspan COVID salgının da katkısı oldu, teşvik etti bu alanı. Dolayısıyla nasıl ki teknolojide gelişmeler oluyor ve biz bunlardan istifade ediyorsak, pedagoji ilmindeki gelişmelerden de istifade etmeliyiz. Sosyoloji, psikoloji ilmindeki gelişmelerden de istifade etmeliyiz. Efendim tarih, ilahiyat gibi bütün yani sadece fen bilimlerinde değil, sosyal bilimlerdeki gelişmelerden de istifade etmeliyiz. Mesela ben 59 yaşındayım. Benim çocukluk, gençlik yıllarımda dayak okullarda, eğitim kurumunda bir terbiye aracıydı. Ailelerde de öyle. Bir iletişim ve bir terbiye aracıydı. Ama pedagoji ilmi ortaya koydu ki defalarca mükerreren çeşitli araştırmalarla dayak tam tersine öğrenmeyi teşvik etmek şöyle dursun. Ket vurduruyor, öğrenmeyi engelliyor. Çünkü insanlar kaygıya kapılıyor. Efendim, dolayısıyla öğrenmeye açık olma durumları bertaraf edilmiş oluyor. Dolayısıyla dayak ile şiddet ile asla kimseye bir şey öğretilmez. Ancak ne yapılabilir? Hayvana eziyet ederek şartladıklar gibi şartlayabilir. O da öğrenme değil ki. Zulümdür o. Şimdi sizin asıl sorunuzu kaçırdım galiba. Tam ne hangi hususa vurgu yapmıştınız? Tekrarlayabilirim hocam. Nasıl demişim? Modern çağın getirdiği bir... Tamam. Anladım, anladım. Ha, modern çağ kavram olarak onu kullanmıştınız. Şimdi Cevdet Hoca dediğim gibi son derece dürüst, samimi, efendim herkesin önünde söylemeyeceğini yalnızken de konuşmayan, yalnızken konuştuğunu herkesin önünde söyleyebilen, son derece açık, dürüst, hem güvenen hem güvenilen, İçi dışı pir ufak güzel bir insandı, Allah rahmet eylesin. Asla ikinci bir notu, ajandası, defteri yoktu. Onun için bu konuda da çok açıktı. Diyordu ki Kur'an'dan, zaten asıl maksat Kur'an'ın hakikatlerini ortaya çıkarabilmek, yansıtabilmek ya. Tilke ummetun kad halet. Onlar bir ümmetti, geldi geçti.
Leha mâ kesebet. Onların bütün müktesebatları, kazandıkları, yapıp ettikleri veya yapmaları gerektiği halde yapın. Onların hesabı ayrı. Ve lekum mâ kesebet. Siz kendi kesbedeceklerinizden, kendi sorumluluklarınızı nedenle üstlendiklerinizden, kendi efendim farkındalık veya bilinç düzeyinizden sorumlusunuz. O dönemin şartları oydu. O kadar yaptılar, yapabildiler. Allah razı olsun. Ama biz bugün bu dönem çok daha gelişmiş, çok daha çeşitlenmiş, çok daha zenginleşmiş nimetler, imkanlar, araçlar içerisinde daha iyisini ortaya koymalıyız. Dolayısıyla Cevdet Hoca asla 5 asır önce, 8 asır önce, 10 asır önce, 15 asır önce özellikle fıkıh gibi doğrudan uygulamayı, doğrudan o anki yaşanan hayatın şartlarını dikkate almayı gerektiren konularda eski dönemlerdeki kararlarla yetinmeyip efendim yeni kararlar almak gerektiğini, en azından güncellemeler yapmak gerektiğini söylerdi. Biz bunu yapıyoruz. Kıyafette güncelleme yapıyoruz. Efendim şu anda bu derecesi yüksek bir gözlük ama o kadar hafif, o kadar ince bir malzemeden yapılmış ki fark edilmiyor. Eski usul kullansak şişe dibi gibi bir gözlük kullanmam gerekiyordu benim. Gözlükte yeniyi alıyoruz da eğitim bilimlerinde, siyaset bilimlerinde veya diğer sosyal bilimlerde niye almayalım? Tıp ilmindeki en son teknolojiyi ve en son uygulamayı alıyoruz. Hiç acı duymayalım veya en az acıyla, en az narkozla, en yüksek performansı, en hızlı iyileşmeyi alalım diyoruz. Bunu kabul ediyoruz. İyi de diğer sosyal bilimlerin ne farkı var? Orada niye almayalım? Ha, orada şartlanmalar var, ön kabuller var. Ne diyorlar? Aynen bu Cevdet Hoca'ya ve bu farklı düşüncelerine itiraz edenlerin, biz daha önceki ulemadan böyle görmedik, duymadık. Evet, görmedin, duymadın. Onun için kıymetli zaten. Bir de böyle bak. Yani illa en doğrusu budur diye kimse dayatmıyor. Bir de böyle bak. Acaba şiddetsiz de olamaz mı diye bir bak. Bak, daha iyi olduğunu göreceksin. Bırakınız insanı, hayvan bile şiddetle terbiye edilmiyor. Hayvan bile şiddetsiz davranışla şiddet davranışının farkında. Bırakınız hayvanı, bitkiler bile farkında. Deneyler yapıyorlar. Bir bitki bile kendisine şiddet içerikli davranışı yapanı hatırlayıp ona göre kendisini korumaya alabiliyor. Onun için şiddeti bir iletişim ve bir terbiye aracı olmaktan kesinlikle çıkarmalıyız. Cevdet Hoca çok cesur bir şekilde, çok samimi bir şekilde diyor ki, eğer kalbimizde, gönlümüzde şiddete pay bırakan bir kalıntı varsa biz hakkıyla iman etmiş olamayız diyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Biz Allah'ın insanın iç yapısına, psikoloji alanına ve sosyal çevresine, toplumsal alana koyduğu yasalara inanmıyoruz, güvenmiyoruz demektir. Mesela Allah diyor ki, "Câ'el hakku ve zâhakal bâtıl." Hak gelirse batıl gider. Şu anda biz gece bir sohbet yapıyoruz ama gündüz gibi pırıl pırıl yapıyoruz. Niye? Çünkü ışık var. Elektrik ışığıyla aydınlanıyoruz. Aynı şekilde hak gelince karanlık kendiliğinden yok oluyor. Karanlıkla mücadele etmenin anlamı yok. Karanlığı şiddetle yok edemeyiz. Efendim Don Kişot gibi efendim pervanelerle savaşmaya gerek yok. Bir makalesini hatırladım şimdi gazetede çevirdiğimiz. Batılın yaşama hakkı. İlk etapta çok böyle enteresan geliyor. Zaten Cevdet Hoca'nın böyle bir vasfı da var. Böyle sık sık sözleriyle, fikirleriyle insanları çarpıyor. Allah Allah ya, batılın yaşama hakkı. Halbuki biz zannediyorduk ki batılı gördüğümüz yerde boğalım.
ümüğüne çökelim. Efendim kellesini uçurup yok. Öyle bir hakkımız da yok, öyle bir görevimiz de yok. Ama ne yapmalıyız? Batıldan uzak durmalıyız. Batıla bulanmamalıyız. Ama batılı dünyadan, varlık aleminden silme görevimiz yok. Eğer biz hak olanı söyleyebilirsek zaten öbürü gidecek. Yine köpük kanunundan çok bahsederdi. Zebed kanunu. Ayet-i Kerime'den tabii bunların hepsi ayet. Zaten kitapların ismine de baktığımızda hep ayetlerden iktibastır. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bu Rahat suresinin meşhur ayetinden iktibastır. İkra'u rabbukel ekram. İlk inen surenin ilk ayetlerinden iktibastır. Bunun gibi yani. Cevdet Hoca bu Zebed kanunu ismini verdiği ayetten de iyi olan, kaliteli olan, insanlık için yararlı olan kalır. Daha az iyi olan, daha zayıf olan, daha kötü olan yok olur gider. Bu böyledir. İnsanlar daha iyi bir tedavi yöntemi varken nasıl daha eskisini kullanmıyorsa, daha iyi aletler varken nasıl daha kötüsüyle yetinmiyorsa, aynı şekilde sosyal alanda da, siyaset biliminde mesela, eğitim biliminde mesela veya adab-ı muaşeret konusunda daha iyisini bulursak, geliştirirsek niçin daha kötüsüne razı olsun ki insanlar? Burada bir Müslüman buldu, bir Hintli buldu, bir başkası buldu diye de bakmayız. Kim bulursa bulsun. Daha iyi bir katkı yapanı insanlar benimser ve alırlar. Evet, bununla yetinebiliriz umarım. Teşekkür ediyorum hocam cevaplarınız için. Dimaz Bey'e de sorular için teşekkür ediyorum. Ben yine Can Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. Yine kamuoyunda ve medyada Cevdet Seyit hakkında soruları yöneltmesi için. Buyur Can Bey. Şimdi ikinci sorumu soracağım hocam. Aslında buna biraz cevap vermiş oldunuz ama yine sorayım. Cevdet Say'ın fikirlerini ve Suriye iç savaşında takındığı barışçı tutumu, cihat dışı ve aşırı ılımlı bulan, bu minvalde bir tutumun Müslümanları mücadeleden uzaklaştırıp pasifize etmeye sebebiyet vereceğini ifade eden bir kitle söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Bu da çok önemli bir soru. Cevdet Said düşüncesinde yeterince anlaşılamayan bir husus. Zaten problem biraz da buradan kaynaklanıyor. Pasifize. Ne demek pasifize? Yani biz çocukluğumuzdan beri ve uzunca bir zamandır, asırlardır iyi kılıç sallayan, kas gücünü, kaba gücü iyice geliştiren, yücelten, böyle fiziki kuvvet üzerinden kahramanlık yapanları kutsayıp geldik. Bundan artık uzaklaşmanın zamanı geldi geçti. Tam tersine ilim yoluyla, akıl düşünce yoluyla efendim güç kazanan elbette ayet-i kerime var. وَاَعِبْدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ Onlara karşı gücünüzün yettiğince kuvvet oluşturun. Ama bu kuvvet kaba güç değil. Kaba güç dönemi geçti. Efendim bir ara Marmara'ya binerken kondüktör beni tanımış bir programdan. Hocam buyurun dedi. Ön kabini aldı. Onlar kullanıcı olmadan da yani sürücü olmadan da kullanılabiliyor biliyorsunuz. Otomatik olarak bazı metrolarda öyle çalışıyor. Böyle bir lira kadar bir düğme var. Sol parmağının yani sağ eli de değil yani sol parmağının ucuyla şöyle şey yanaşırken istasyona yanaşırken hafifçe dokunuyor. Çok hafif bir hareketle durduruyor. O koskoca 8 vagondan oluşan tonlarca ağırlıklı içi insan dolu şeyi yine hızlanırken de hafifçe böyle dokunuyor, hızlandırıyor. Yani bir bebeğin bile kas gücüyle yapılabilecek kadar kolay bir iş. Gökyüzüne füze fırlatıyorlar. Sembolik olarak bir hanım çalışan
basıyor düğmeye. Bu bir büyük bir mesaj veriyor. Yani burada kas gücü değil önemli olan. İlim gücü, akıl gücü. Efendim, dolayısıyla mesela efendim Kur'an'da insanların birbirlerine karşı üstünlük ölçütü kas gücü müdür? Hatta akıl gücü de değil, bilim gücü de değil. Sadece ve sadece takva. Yani soy sop değil, başka bir şey değil. Makam mevki değil, para pul değil. Sadece takva. Hanginiz daha yüksek düzeyde bir farkındalık geliştirmişse, hangimiz sorumluluk bilincini daha ciddi bir şekilde kuşanmışsa, takva elbisesini giymişse, kendisine karşı haklarını, yaratanına karşı haklarını, ailesine karşı haklarını, fizik ve sosyal çevresine karşı haklarını farkında olup yerine getiriyorsa, samimiyetle ve dürüstçe davranıyorsa o üstündür. Dolayısıyla bu bahsettiğiniz şekilde bir pasifize filan, yani bunlar konuyu yeterince anlamamaktan zannediyorum kaynakları. Ne demek pasifize? Tam tersine daha bilinçli, daha efendim bilenmiş bir şekilde ve daha doğruya odaklı gidiyor. Bir de Suriye iç savaşıyla ilgili de biraz önce değindim ama şunu da ekleyeyim. 2012 sonunda gelmişti Cevdet Hoca aile efradıyla Türkiye'ye. Orada daha ayağının tozuyla bir televizyon programına davet edilmişti. Orada programı birlikte yürüten iki zattan birisi dönüp dönüp sorup duruyor. Ya hoca diyor, sana basit bir soru soruyorum. Esed'den yana mısın, muhaliflerden yana mısın diyor. Kardeşim lütfen beni anlamaya gayret edin diyor. Ben Esed'den yana da değilim, muhaliflerden yana da değilim. Çünkü ikisi de güç, şiddet kullanımı yöntemiyle birisi iktidarını devam ettirmeye çalışıyor. Öbürleri de güç kullanıp mevcut iktidarı devirip güç ile yeniden o iktidara el koymak istiyor. İkisinin mantığı, mantalitesi, aracı aynı diyor. Bugün birinin yukarıda birinin aşağıda olması bir şeyi değiştirmiyor. O da oraya geldiğinde yine onun gibi güce dayandığı için, gücü yegane belirleyici kabul ettiği için aynı zulmü işleyecek. İşlemedi mi Afganistan'da? Ruslar çekileli yarım asır oldu. İşte Amerikalılar da çekildi. Yani şiddeti bir defa yöntem olarak benimsediğiniz zaman ondan dönmeniz, onu büsbütün dışlamanız çok zor. Onun için en iyisi şiddete hiç bulaşmamak. İkincisi, Cevdet Said 10 kez tutuklanmış Bağız rejimi döneminde, toplam 7 sene bir kısmı hücre olmak üzere hapiste kalmış bir insan. İnsaf yahu. Nasıl rejim taraftarı diye propaganda, anti propaganda yapabilirsin? Bu insafsızlık. Sen Cevdet Said kadar yiğit, cesur bir şekilde rejimin karşısında durdun mu? Veya başka zalim rejimlerin karşısında durduk mu? Cevdet Said bir sohbette soru üzerineydi galiba. Açıkça şunu söyledi. Ha, bir güzel örnek de verdi. Dedi ki, ben çocukken hatırlıyorum dedi. Bir ailenin koyunları kaybolmuştu. Bir iki koyunu galiba veya belki daha fazla. Hemen işte annelerimiz, yaşlılar işte sure, dua bir şeyler okuyup sonra bir şeyler bağlıyor gibi yapıp kapının arkasına koydular. İşte kurdun ağzını bağladık, artık o koyunlar emniyette dediler diyor. Şimdi bunu söyleyince ben de hatırladım uzun yaylada. Bizim de köyden sürüler çıkardı. Bizim de koyunlarımız vardı. Böyle sürüye kurt daldı diye haber geldi mi veya koyun sürüden ayrılan koyun var, koyunlar var dendi mi hemen işte kurt ağzını bağlama muskası yaparlardı. Şimdi Cevdet Hoca şunu diyor. Aynen onun gibi diyor. Şu anda dünyada entelektüellerin, kendisini aydın kabul eden, güya toplumu, insanları, insanların önünü, yolunu aydınlatma
görevinde olan insanların ağızlarını bağlıyorlar. Nasıl bağlıyorlar? Kimisinin ağzını parayla, kimisinin ağzını efendim mevkiyle, kimisinin ağzını daha ulaşıp ulaşamayacağı belli olmayan muhtemel vaatlarla veyahut da kimisinin ağzında daha önce karıştırdığı yanlış işler, haltlar sebebiyle bağlıyorlar ve doğruyu, gerçeği gördüğü ve bildikleri halde bunu açıklamaktan imtina ediyorlar, diyor. Ve Kur'an'dan da hemen hatırlayacaksınız, Allah'ın mesajlarında, vahiylerinde apaçık ortaya koyduğu hakikatleri daha önce Yahudi din adamları, Hristiyan din adamları, şimdi de bazı Müslüman din adamları çeşitli gerekçelerle, çeşitli beklentilerle efendim maalesef gizliyorlar. Bildikleri halde gizliyorlar. Efendim açıkça çıkıp söylemiyorlar. Efendim ya bir takım korkular, kaygılar taşıyorlar veyahut da bir takım beklentiler içerisine giriyorlar. Böylece bu zaafları sebebiyle de hakikati açıkça ortaya koyamıyorlar. Onun için Cevdet Hoca bu zor dönemlerde doğru olduğunu düşündüğü, buna inandığı hakikatleri apaçık ortaya koymuştur. Efendim bunun bedelini de ödemiştir. Dünyaca tanınan mütefekkir, son derece mütevazı bir çiftçi ailesi şeklinde yaşayıp hayata veda etmiştir. Aynen hani bir hadis-i şerif var ya, el-ulema varatetul enbiya, alimler nebilerin varisleridir. Sonra bir hadis daha var, nebiler, biz nebiler miras bırakmayız. Yani maddi evdir, efendim başka dünyalıktır, miras bırakmayız diyor. Cevdet Hoca da dünyalık hiçbir miras bırakmadı. Efendim ne ev bıraktı, ne araba bıraktı, ne telif hakkı bıraktı, hiçbir şey bırakmadı. Ama ne bıraktı? Çok kıymetli, yepyeni bir alan, yepyeni bir düşünce tarzı ve çizgi bıraktı. Bu mirası da sizlerin, bizlerin efendim sahip çıkarak derlemesi, toparlaması, ondan sonra da geliştirmesi gerekiyor. Bu hem Müslümanların bir türlü içinden çıkamadığı yığınlarca sorunlarının son derece maharetli yasasına, kanununa uygun şekilde suhuletle çözülmesine, hem de insanlığa ümmeti Muhammed olarak güzel tanıklık etme görevimizi ifa etmek için gereklidir. Buyurunuz. Teşekkür ederim cevabınız için. Hocam bizim aslında sorularımız mevcut. Daha fazla da sorumuz var. Ancak bu şekilde eğer sorularımızı sorarsak, yani hepsini sorarsak yayın çok fazla uzayacak. Akşam da geç vakit oldu. O yüzden biraz sorularımızdan feragat edelim diyoruz. Eğer hazırsa arkadaşımız slaytı sizin bize gönderdiğiniz o eserler hakkında slaytı ekrana getirsin. Siz slayttan aktaracaklarınızı aktarın hocam. Daha sonra da canlı yayın sırasında gelen yorumlar, soruları kısaca aktarır. Programımızı sonlandırırız. Peki, inşallah. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Ben şunu söyleyeyim bu arada o yansı gelirken. Cevdet Said'in fikri mirası dediğimizde ilk aklımıza gelen, en kolay olan, somut olan yayınlanmış, basılmış kitaplarıdır. Müellefatıdır. Ama tabii onun fikri mirası bundan ibaret değildir. Özellikle şu son iki asırda çok yoğun şekilde maruz kaldığımız bu geri kalmışlık, ezilmişlik, sömürülmüşlük durumlarına karşı çıkış yolu arayan bütün efendim ulemaya, mütefekkire canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun ve vefat edenlere gani gani rahmet eylesin. Ancak bunlara baktığımızda çoğunluğunun, kahir ekseriyetinin faturayı dışarıya kestiğini görüyoruz. Ne yapıyorlar? İşte Siyonistler, İngilizler, Ruslar, şeytanlar, Hintliler, şunlar bunlar
İyi de kardeşim, yani Cevdet Hoca'nın bize bıraktığı çok önemli bir. Ya bizim hiç mi ihmalimiz yok, kusurumuz yok? Şimdi Adem Aleyhisselam'la İblis'in kıssası Kur'an-ı Kerim'de geçer biliyorsunuz. İki surede çok detaylı geçer. Orada Cevdet Hoca bunları çok sık tekrarlardı. Adem'in tavrı neydi? İblis'in tavrı neydi? Adem'in tavrı, biz kendimize zulmettik ya Rabbi, bizi affet. İşte biz hata ettik, dönüyoruz, tövbe ediyoruz. Peki İblis'in tavrı neydi? O diklenmeye, yanlışını savunmaya devam ediyor ve diyor ki, onun yüzünden beni kovdun. İşte yani faturayı Adem'e kesiyor. Ama Adem İblis'e kesmedi asla. Halbuki İblis kulağına fısıldadı. İşte şu ağaca, meyveye niye dokunmadınız? Dokunmayın dedi. Allah size onu yasakladı, biliyor musunuz? İşte eğer ondan tadarsanız ebediyen bu cennette kalıcı olacaksınız diye kandırdı onları, yanılttı. Ama Adem demedi ki o beni kandırdı. Onun için ona cezasını ver ya Rabbi, Allah belasını versin demedi. Biz kendimize zulmettik. Tamam mı? Ha, bu arada da şunu söyleyeyim. İşte Havva anamız kadın, işte Adem'i, öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de çok açık söylüyor. Adem efendim bağilik yaptı, isyan etti Allah'ın emrine. Havva değil. Oradan da bir kadın aleyhtarlığı çıkarıp Kur'an'a çamur atmanın da lüzumu yok yani. Efendim tekrar dönersek bu dış mihraklara değil de sömürge durumunda bile biz sömürülmeye elverişli olduğumuz sürece sömüren illaki bulunur. Cevdet Hoca, Ali Şeriati, bunlar bu kavramı Malik bin Nebi'den alıyorlar. Cezayirli büyük düşünür. Zaten Cevdet Said Malik bin Nebi'nin dünya çapındaki en önemli takipçisi, temsilcisiydi. Allah her ikisine de gani gani rahmet eylesin. İşte bize faturayı dışarıya kesip sorumluluğu başkasına atma, suçu başkasına atma, sorumluluktan kaytarma kurnazlığını bırakıp bir kenara, sorunlarımızla yüzleşip sorumluluğumuzu üstlenip adam gibi efendim yeniden ayağa kalkmaya ve çamurun içinden çıkmaya çabalamamız gerektiğini öğretti. Bu çok büyük bir mirastır. Yine gerek Suriye'de bulunduğu, gerek gezdiği ülkelerde, gerekse Türkiye'deki son 10 yıllık döneminde defalarca sohbetler, konferanslar, dersler verdi. Bütün bu çalışmaları esnasında da bir izleyici, dinleyici kitlesi oluştu. Onlar da Cevdet Hoca'nın önemli bir mirasıdır. Cevdet Hoca'nın benim şahsen çok çok önemsediğim ve şükran hisleriyle dolu olduğum bir başka mirası, bir müttaki, takva sahibi bir mümin nasıl olur? Takva elbisesi nasıl giyilir? Efendim, nasıl dürüst, samimi, açık yürekli olunur? Nasıl cesur olunur? Bir insan iç dünyasıyla, dış dünyasıyla nasıl barışık olur? Bütüncül tatmine nasıl ulaşır? Nasıl zahit olur? Zahit, terk eden demek. Neyi? Dünyayı, dünyalı. Bunları gösterdi bize. Yani defalarca şahit oldum. Şöyle dönüp yani bir kimsenin ne arabasına, ne evine, ne kıyafetine, ne servetine, ne çoluğuna hiçbir şeyini tamah etmedi. Tenezzül de etmedi. Yani maşallah Allah öyle bir zenginlik vermiş ki çok talepler geldi. Şimdi burada sohbetlerde aldığım bazı sorular, notlar falan da var. Mesela bunlardan bir tanesi diyor ki, bir iş adamı ilk kez dinlemiş, çok böyle çok yani memnun olmuş tanıdığına. Allah razı olsun Cevdet Said Hocamı çok sevdim diyor. Ve diyor ki ne ihtiyacı olursa sadece bir telefon etmeniz yeter diyor. Bir kere bile böyle bir şey aklının ucundan bile geçirmedi.
Yine benzer başka şeyler oldu. Asla tenezzül etmedi yani böyle bir şeye. Ama Allah razı olsun, ilk geldiğinde evini açan, daha sonra efendim vakıf üzerinden muhacirler fonuna katkı yaparak destek verenler oldu ama kendisinin bunlardan bir şeyi yok. Biz vakıf olarak bir misafir efendim, daha sonra vatandaş oldu Cevdet Hoca, 2019 sonunda vatandaş oldu. Üzerimize düşen insanlık görevimizi, komşuluk görevimizi yapmaya gayret ettik. Bu konuda destek verenlere de teşekkürüz, ayrı mesele. Şimdi onun o ahlaklı, o sade, o temiz duruşu başlı başına bir mirastır. Onun için şimdi eğer Yansı geldiyse Yansı üzerinden devam edelim. Artık oturum epeyce uzadı. Bu eserlerinin listesiyle tamamlamış olalım. Evet, slide hazır hocam. Siz söyleyeceklerinizi aktarmaya başlayın. Arkadaşımız arkada. Şimdi Yansı'dan o zaman ben şöyle sıradan Arapça eserlerden şu anda sadece ikisini bulabildim. Onları yeri gelince söyleyeyim. Cevdet hocamızın bu ilk yayınlanan eseri Medhebu İbni Adem el-Evval. Bunun Türkçe adı, bu sıralayacağım kitapların Türkçe adı biraz daha farklı verilmiş ama çok önemli değil. Ama burada asıl vurgulanmak istenen Adem'in ilk oğlunun mezhebi. Yani Habil'in mezhebini, yani barışçıl yöntemi tercih edelim. Ne diyordu Habil? Sen beni öldürmeyi kafaya koydun. Sen beni öldürmek maksadıyla bana el kaldırsan, şiddet uygulasan bile ben sana asla aynı yöntemle cevap vermeyeceğim diyor. Yani ölümü göze alıyor. Peki almayınca ne oluyor? Daha mı kalıcı bir çözüm oluşuyor? Daha yakın zamanda doğuda 4 asır süren bir efendim kan davası ilçe müftüsünün öncülüğünde sonuçlandırıldı. Ya 4 asır bir kan davası sürer mi kardeşim? Arap kabileler arasında ficar harbidir, diğerleridir. İşte sen bizim kabiledeki filan kadının devesine vurdun. Yani martının kuyruğu suya değdi. Hesabıyla kavgaya tutuşuyorlar. Birbirlerini kırana kadar 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl savaşıyorlar. Avrupalılar da öyle. Daha birkaç asır, 50-60 yıl önce birbirlerini yeryüzünden silecek kadar birbirlerini tahrip ettiler. Ama yukarıda değindiğimiz gibi oradan ders aldılar. Baktılar ki bu şiddet yoluyla bir çözüme ulaşmanın, bir kalıcı çözüme ulaşmanın yolu yok. Bunu anladılar ve dediler, bir daha asla dediler. İşte bizim de bir daha asla deyip efendim şiddet yöntemini geçerli bir yöntem olmaktan çıkarmalıyız. Yine Cevdet Hoca'nın çok sık tekrar ettiği bir güzel sözü vardı bu konuda. Şunu söyleyeyim, bu sıralayacağımız eserler yansımadı bir türlü ekrana da. Onu bekliyorum. Hocam ben. Şu anda YouTube'da yansımış halde bekliyor. Sizin öyle mi? Görüntünüzün yanında. Ben burada da göreceğim diye bekliyorum. Neyse şunu söyleyeyim. İki kitap yazmak istiyordu. Bu müellefatına iki eser daha katmak istiyordu. Nasip olmadı. Artık onu oğludur, o Doktor Ammar'dır. Bizler kim çalışabilirse bizler ortaya koymalıyız. Birisi El harbu matet. Savaş öldü. İkincisi de ilmu te'vilil ahdas. Olayları yorumlama bilimi. Bunları bizim yapmamız lazım ki Cevdet Said'in bu açtığı çığırda niyetlendiği iki kitabı da külliyata kazandırmış olalım. İlk kitapta savaşın artık bir sorun çözme
vasfı kalmadığını, efendim savaşı cahiller veya cahillerin cahilliğini sömüren art niyetli kötü insanların bir sömürge aracından başka bir işe yaramadığını, efendim mesela İran-Irak savaşı, 3 milyon genç öldü. Efendim Irak da Amerika'dan savaş aldı. İran Gate olayını hatırlayın. İran da Amerika'dan savaş aldı. Ne oldu? 8,5 yıl savaştılar. Ondan sonra döndüler başa. Ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok ama silahlarını, pis silahlarını satanlar sattı. Onun için doğruluk, dürüstlük, erdem, adalet gibi asıl insanın ve toplumun yasalarıyla uyumlu araçları geliştirip birbirlerimize karşı bunlarla muamele etmeliyiz. Bir yönetim ilişkisi geliştiriyorsak adalet terazisini hassas tutmalıyız. Genel olarak insani ilişkiler geliştiriyorsak ihsan yöntemini, modelini esas almalıyız. Güzellikle davranmalıyız. Olayları okuma ilmi adını verdiği ilmu tevil ahdas için de şöyle, yani biz tarihte cereyan eden olayları, günümüzde gözümüzün önünde cereyan eden olayları doğru okumalıyız. İsabetli analizler yaparak, isabetli çıkarımlar yaparak önümüzü çizmeliyiz, efendim yolumuzu belirlemeliyiz ve yanlış yollara sapmaktan kurtulmalıyız. Hayali yakıt diye bir makalesini hatırladım şimdi. Öyle kuru hayalden ibaret yakıtla nasıl araç gitmiyorsa, kuru temennilerle de efendim durumumuz düzelmez. Sorunlarımızla yüzleşmeliyiz ve psikolojinin, sosyolojinin, diğer sosyal bilimlerin ulaştığı yasaları geliştirerek, ilerleterek Allah'ın yasalarına uygun davranışlarla bu insani ilerleyişimizi sürdürmeliyiz. Şimdi eserlere gelirsek, ben buradan göremediğim için kendi listemi açayım. Önce İslami hareketin şiddet sorunu, Adem'in ilk oğlunun mezhebi, yani Habil'in mezhebi adını verdiği kitabı yayınlandı. Sonra El-Amel Kudra ve İrade, Kudret ve İrade Eylem kitabı. Sonra Oku kitabı. Efendim Oku kitabı da farklı isimlerle neşredildi. Mesela bilginin, İslami mücadelede de bilginin gücü diye önce neşredilmişti. Daha sonra farklı isimlerle de neşredildi Türkçe'de. Din ve kanun aslında bir uluslararası kongrede talep üzerine oluşturulmuş çok uzun bir tebliğdir. Biraz geliştirerek kitap halinde bastı. Değişim rüzgarları, zaten bireysel ve toplumsal değişimin yasaları adıyla ilk kitap çevrilmişti. O kitabın aslı da hatta yugayyiru ma bi enfusihim, kendilerinde olanı değiştirmedikçe. Yani insanlar kendi iç dünyalarında olan, yani kendi hakimiyet alanlarında olanı değiştirmedikçe, kendi tutumlarını, kendi davranışlarını değiştirmedikçe başkasını, dış dünyayı değiştiremezler. O işin yasası o. Yine kun kebni Adem, Adem'in oğlu gibi ol. Efendim kendilerini değiştirmedikçe bahsettik. Lime hazer ru'bu kulluhu minel İslam, bu hacmi küçük, anlamı ve gücü büyük kitapçık. El insan, bu çevrilmedi. El insan hine yekunu kellen ve hine yekunu adla. Bunu inşallah kısmet olursa bu yıl içinde çevirmeye gayret edeceğiz. Sorunun ya da çözümün kaynağı olarak insan. Fikdanu tevazun el-içtimai, toplumsal dengenin yok olması. Bunu da çevirmeye gayret edeceğiz. El-ubudiyyetul muhtara, bu aslında Muhammed Nefise'nin derlediği Cevdet Said'in takdim yazıları ve benzeri çalışmalarından oluşan bir kitap. Eyyuhel muhallefun, Allah la el melik. Bu da takdim yazıları cinsinden derlenmiş bir kitap. Ey jüri, kral değil, Allah
tek otorite Allah'tır. Kanun koyucu odur. İnsanların nasıl davranacağını o belirler. Yine El Mecelle dergisinde yayınlanan makaleleri derlenip yayınlandı makaleler adıyla. Yine El Hicra ilel İslam Havlel Alemil Fikri li Cevdet Said. İslam'a hicret, Cevdet Said'in fikir dünyası üzerine. Bu da Mahmut İbrahim'in bir derlemesidir. Ama bu bibliografya çalışmalarında yanlışlıkla Cevdet Said'in kendi telifi gibi yansımış. La ikrahe fiddin. Bu da Muhammed Nefise'nin Cevdet Said'in bu ayeti anlamasıyla ilgili, anlayışıyla ilgili bir çalışma. Yine bunun gibi Muhammed Nefise'nin iki çalışması daha var. O Arapça kısmı geçelim. Türkçe'de, Türk dilinde ilk eser bu 8. baskısı. Efendim, onun ilk baskısı İnsan Yayınları'nın 3. kitabı olarak 84 yılında basılmıştı. İlhan Kutluer Hoca çevirmişti. Daha sonra Pınar Yayınları, Ademoğlu'nun ilk mezhebi, efendim birkaç baskı yaptı bunlar. Daha sonra Güç, İrade, Eylem, efendim böyle kapaklarını da değiştirdiler. Cevdet Said'in bütün eserleri diye. Değişim Rüzgarları, Din ve Hukuk, efendim ondan sonra Oku, böyle bu eserler yayınlandı. Düşüncede Yenilenme, bu Asım Özbey'in derlemelerinden oluşan bir kitap. Adem'in Oğlu Habil Gibi Ol. Efendim Düşüncede Yenilenme böyle. İşte Din ve Hukuk böyle. Yani sadece isimleri değişiyor. Kapaklar aşağı yukarı aynı. Daha sonra bu makaleler kitabını ikiye böldü yayın evi. Birisi bir çıkış yolu, birisi de dirilişin şartları adı altında iki yeni kitap halinde basıldı. İslam'dan neden korkuyorlar onu 2-3 kere gösterdik. Sonra bu Diriliş Postası'nda yayınladığımız makaleler iki kitap halinde basıldı. Birisi Şiddet Erdem'i Öldürür. Efendim, ben boğar diyelim dedim ama yayın evi öldürür kelimesini kullandı. Şiddet Erdem'i boğar. Efendim, İslam Dünyası'nın Krizleri adıyla son kitap çıktı ama benim henüz elime geçmedi. Yarın inşallah Kafkas Vakfı'nın kahvaltılı bir toplantısı var. Orada hem Cevdet Hoca'nın aile ifradı da gelecek, taziye verilecek orada. Hem de Cevdet Hoca hakkında konuşmalar yapılacak. Oraya kitaplarından piyasada mevcut olanlar da getirilecek. Yine benim bu küçük kitapçık Dimazi kızımızın çalışıp sorular yönelttiği. Yine 3 tez var. Abdullah Temizkan, Murat Çelik ve Elif Ertürk'ün. İkisi ilahiyat alanında, birisi sosyoloji alanında hazırlanmış tezler. Başka da makale, tez çalışmaları devam ediyor Cevdet Hoca üzerine. Ama dediğim gibi Cevdet Hoca'nın bu derinlikli, dürüst, samimi çalışmaları inşallah zamanla ürünlerini, bereketini daha fazla verecektir. Cevdet Said net. Şuradan ben sohbet kısmından yazsam görülebilir mi acaba? Burada sohbet kısmını ben göremedim ama. Şurada gördüm. Kısmını, şuradan ben yazarsanız diğer taraftan paylaşabilirseniz. Evet, evet. Yalnız çok şey geldi. Niye çok yok başka önceki kayıt geldi. Bir dakika kopyalayamamışım. İngilizce telaffuzuyla yapılıyor ya bu. Şuradan tekrar kopyalayayım. Oradan Arapça ve İngilizce eserlerine ulaşılabiliyor.
javdatsait.net. Oradan Cevdet, yani Cevdet İngilizce Javdat diye yazılıyor ya. Efendim Cevdet Hoca şunu da merak eder belki dinleyicilerimiz. Herhangi bir dini, siyasi grubun, cemaatin müntesibi olmadı. Hepsiyle saygılı, mesafeli ilişkiler geliştirdi. Hiçbir şahıs, hiçbir alim, hiçbir mütefekkir hakkında ne dedikodu yaptığı duyuldu, ne aleyhinde efendim söz söylediği duyuldu. Ha, fikirler üzerine konuştu. Fikirlerden doğru bulmadıklarını, yanlış bulduklarını ifade etti. Kendi düşüncesini söyledi saygılı bir şekilde ama asla kimseyi veya düşüncesini karalama yöntemine gitmedi, yoluna gitmedi. 2013-2019 yılları arasında ben yaklaşık 90 kadar konferans, ders, sohbet gibi konuşmasını tercüme ettim. Mesela çıkıyor bir konferansta 1,5 saat hiç durmadan, efendim su bile almadan soluksuz konuşuyor. Maşallah, yani bir buçuk saat daha konuşursan konuşacak ayakta. 85-86 yaşına rağmen o zamanlar. Yani son derece az yer, bu fikri konular bitti mi susar. Sanki bu adam konuşmayı bilmiyor derdiniz yani. O kadar hemen böyle büzüşür, köşesine çekilir, ortamın sohbetlerine karışmazdı. Yani kürsüye çıkınca o kadar güçlü hatibin normal zamanda bu kadar suskun olduğunu görmeden tahayyül etmek mümkün değildi yani. Mesela o mütevazi mülteci evinde torunları, yeğenleri, efendim curcuna, kalabalık. Hiç onlardan da rahatsız olmaz. Efendim onlara da karışmaz. İşte torunlarından biri gelir. Cevdet der, hemen böyle elini kaldırır. Şak, böyle bir çak yapar. Efendim öbürü oradan gider. Biri bir şey, bir top atar. Onu ona geri verir filan. Yani bu kadar son derece doğal. Asla bir böyle hiyerarşik şeyi gözetmeyen. Son derece rahat. Hiç kimseye yük olmayan. Küçücük bir çantası vardı. Onu almamızı asla istemezdi. Kendi çantasını kendi gezdirir. Efendim vakfa geldiğinde 5 kat merdiveni kimsenin desteğini almadan iner çıkar. Efendim böyle son derece mütevazi, gerçekten mütevazi, gerçekten müttaki, gerçekten zahit bir şahsiyet idi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı âli olsun. Gerek cenaze namazına katılan, gerek mesajlar göndererek taziyede bulunan, efendim bütün sevenlerine, dostlarına, kardeşlerimize ben bu vesileyle yeniden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sizler de vesile oldunuz. Şimali Kafkas Derneğimizin Gençlik Komisyonu bu akşam böyle uzunca bir sohbet ile Cevdet Hoca'nın fikriyatını, fikri mirasını anmaya gayret ettik ve bu fikirler üzerinden asıl Kur'an'ın zamanlar ve mekanlar üstü kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın yolunu aydınlatan ilahi mesajlarına değinmeye gayret ettik. Allah kabul eyle. Amin hocam. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hocam YouTube canlı yayınına gelen hani aşağı yukarı benzer sorular var. Ben de toplu olarak tek bir soruymuş gibi sorayım. O şekilde yapalım. Hocam mesela Kafkasya'da Çerkezlerle Ruslar arasındaki savaş hakkındaki yorumu nedir ve bununla birlikte mesela Suriyeli savaşta yani ya da yine Kafkasya ve Çerkezya üzerinden ilerleyelim. Kama taşıyan, kılıç taşıyan insanların yaptığı da mı şiddetti vesaire? Hani bu minvalde ki soruları nasıl bir cevap verirdi ya da verdi mi? Sonuçta bu savaş, yani kendini savunmak farklı şeyler midir? Buna da bir açıklık getirsek sanırım iyi olacak. Şimdi bu soruların cevabı ancak El Harbu Matet, Savaş Öldü kitabı
daha önceki konuşmaları değerlendiğinde bunu ya oğlu ya Ammar Bey ya bir başkası Halis Bey birisi üstlenip yazdığında net olarak ortaya çıkacak ama bu kardeşlerimize şunu söyleyebilirim şu anda. Günümüzde nasıl deveyle yolculuk yapmıyorsak, efendim günümüzde nasıl benim çocukluğumdan hatırlıyorum, idare diyorduk biz ona. Gaz yağı dökerek ters konu şeklinde metal kandillerle aydınlanma işini ihtiyacımızı karşılıyorduk ama şimdi yapmıyoruz. Bir dönemler o bir araç olarak kullanılmış olabilir. Bugün için bu vasfı kalmamıştır. Onun için öldü diyor. Hiçbir zaman yoktu demiyor. Bugün için ölmüştür. İnsanlık bundan sonra artık savaş yöntemiyle değil, daha efendim medeni yöntemlerle sorunlarını müzakere yoluyla, sulh yoluyla, daha barışçıl yollarla çözebilir. Ama buna rağmen savaş, sıfır savaş mümkün mü? Mümkün değil. Peki ne yapacağız o zaman? Eğer bir saldırı olduysa ve ya ölmek ya kalmak koymaktan başka bir seçenek kalmadıysa, mesela terk etme imkanı kalmadıysa, Suriye'de terk etti. Köyleri bombardıman edildi, evlerinin bir köşesi yıkıldı. Kendisi gibi Ezher mezunu kardeşi keskin nişancı tarafından vuruldu. Ama o kan davası güdeyim veya silahlanıp mücadele edeyim demedi, terk etti. Terk etme imkanı vardı, kullandı. Yani başka seçenek yoksa o zaman canını müdafaa etme hakkı elbette vardır. Ama eğer bir mümin kardeşi bu zalimliği yapıyorsa Habil'in yaptığı yöntemi ben tercih ederim diyordu şahsen. Yani ben ona karşı silah veya şeyle cevap vermem. Yine savaş maalesef yine zorunlu olarak karşımıza çıkabilir. Çıkarsa o zaman ne olacak? Kur'an-ı Kerim'de savaşa iki şartta izin veriliyor diye detaylıca anlatırdı o ayeti. Birincisi inancı yüzünden, benimsediği din yüzünden baskı gören insanlar kendisini savunma hakkı kazanır. İkincisi de yerlerinden, yurtlarından, evlerinden, barklarından zor yoluyla sürülen insanlar. İşte bunun iki grubun savaşma izni hakkı doğar. Ancak burada da savaş izni aynen bir ameliyat gibi. Nasıl herhangi bir adam birini ameliyat etmeye kalkmıyorsa, bunu yapmaya kalkarsa bir cinayetle sonuçlanacaksa, aynı şekilde savaş kararı almak, o Allah Resulü döneminde olduğu gibi bağlayıcı istişareyle, yani seçilmiş yöneticilerin halka danışarak, referandum yaparak efendim çıkacak sonuca da uymak şartıyla karar verebileceği bir husustur. Yani hem şartları oluşacak, hem ehil bir grup olacak ve usulüne göre karar alınacak. Öbür türlü ne olur? Öbür türlü terör örgütlerinin, sömürgeci güçlerin malzemesi, oyuncağı olarak devam etmesi sonucu kaçınılmaz olur. Çünkü herkes kendisini hakkın mutlak belirleyicisi, diğerlerini zındık, batıl kabul edip o zındık ve batılı da yok etmek görevini kendisine misyon edinirse o zaman kaostan başımızı kaldıramayız. Yani bununla yetinelim. Yoksa kendi namusunu, yurdunu, efendim zalim gücün saldırılarını durdurmak için mücadele eden, başka da bir seçeneği olmayan insanlara yönelik bir şeyini duymadım. Yani bir itham edici değerlendirmesini duymadım. Evet hocam.
Ben de Nairizane oku kitabını önereyim. Yayın sırasında bahsedemedik. Ancak Cevdet Seyit burada fikirlerin, ilimlerin, bilgilerin zamana karşı dayanması gerektiğini, zamana karşı dayanan fikirlerin uygulandığından bahsediyor. Özür diliyorum. Şu anda söylemek istediğim şeyi unuttum. O yüzden burada şey yapalım. Ancak yani Cevdet Said'in şunu söyleyebiliriz. Yani sadece şiddet üzerine fikirler sunmuş birisi değil. Yani ilim, bilgi üzerine, yani okumak, yazmak üzerine çok derin fikirleri var. Ve yazının icadıyla birlikte, yazının gelişmesiyle, kullanılmasıyla birlikte çok farklı bir döneme geçtiğimizden bahsediyor. Yanlışı da kaydedebildiğimizi, böylelikle üretilen fikirlerin, yanlışların bile bir tecrübeyle aktarılabileceğinden, böylelikle gelecek nesillerin yanlışın da farkında olabileceğinden bahsediyor yazının icadı ile birlikte. Cevdet Said'in fikirleri de her fikir gibi bir fikirdir. Eğer zamana, mekana uyum sağlarsa, zamanla ve mekanla birlikte gerçekliğini korursa kullanılacaktır. Dediğiniz gibi hocam. Bu şekilde ben yayını kapatalım diyorum. 2 saate yakınlık bir program oldu. Birçok şeyden bahsettik. Hocam son sözleriniz varsa eğer Cevdet Seyit hakkında, bu program hakkında onu alalım. Daha sonra da yayınımızı kapatalım diyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Gerek siz gençlere, gerekse dernek yönetimine ve asıl bu uzunca bir süre, 2 saat. Bu kadar zaman zarfında bizi dikkatle, sabırla dinleyen izleyicilerimize ve bundan sonra kayıttan dinleyecek olanlara da çok teşekkür ediyorum. Dinlemek, dinlemede kalmak konuşmaktan daha zordur. Bu kardeşlerimiz zor olanı tercih ettiler. Burada İslam dünyası için çok yeni olan bir çizgiden, bir yaklaşımdan bahsetmeye gayret ettik. Bir de Nebilerin yöntemini bu şekilde okuyalım. Cevdet Said'in gözüyle okuyalım. Efendim, ilim yoluyla, akıl yoluyla, efendim, gerçek, samimi, dürüst bir iman, güven yoluyla efendim hem kendimizi hem de diğer insanları saadete efendim götürmek için el birliğiyle hareket edelim. Şimdi tabii burada ilim yoluyla, akıl yoluyla deyince Cevdet Hoca'nın çok üzerinde durduğu başka alanlara girmiş olacağız. Yeni bir bahis açılacak. Onu da artık bir başka, mesela insan o kadar çok bahsediyordu ki insan, Kur'an, efendim, ilim, akıl, bunların her biri aslında bunun gibi birer oturum gerektiren hususlar. Son olarak şunu söyleyelim. Allah Teala niçin 1400 yıl kadar önce son nebi olarak Muhammed Aleyhisselam'ı bir insanlığa elçi gönderdi? Çünkü artık insan nesli, insan türü, Ademoğlu, insanlık belli bir aşamaya gelmiştir. Rüşt yaşına ulaşmıştır. Akıl bali olmuştur. Bundan sonra bu son vahyin ışığıyla akılını kullanarak, bilimi geliştirerek efendim gerek doğaya, gerek insana, gerek topluma koyduğum yasaları keşfederek ta o ilk meleklerin itiraz sadedinde veya itiraz demeyelim de anlamak maksadıyla dile getirdikleri, ya Rabbi şu fitne fesat çıkaran, bozgunculuk yapan, başkasının elindekini almak için güçlünün zayıfı ezdiği, kan döktüğü bir durumdaki şu insanoğlunu mu yeryüzünün yöneticisi tayin edeceksin şeklindeki bir açıklama isteyen sözlerine Allah ne cevap vermişti?
İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi de sizin görmediklerinizi de biliyorum. Bu insana bahşettiğim yüksek donanımlar ve ona verdiğim emanet, ona ruhumdan üfledim diyor. Bu kabiliyetleri sebebiyle insanlar, efendim, kendilerine gönderdiğim elçiler, o elçiler vasıtasıyla gönderdiğim mesajları idrak ederek, kavrayarak, işleterek, yasaları keşfederek son derece gelişmiş sosyal sistemler kuracaklar ve çok daha barışçıl, çok daha medeni, çok daha güzel, salih, efendim, ortamlar oluşturacaklar ve insanca bir arada yaşamayı öğrenecekler. Mealindeki bir cevaptır. Dolayısıyla Cevdet Said Allah'ın insana güvendiğini, buna çok derinden iman ettiğini ve insanın bu sorunları aşabileceğini ve daha ileri sistemler kurabileceğini hep söylüyordu. Özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına, kadınların sosyal hayata katılmasından çok büyük mutluluk duyuyordu. Efendim, gelişmeleri böyle o yaşına rağmen teknolojiyi kullanarak takip ediyordu. Böylece bu mesajların daha iyi kavranması için Cevdet Said'in bıraktığı fikri mirasın daha uzun soluklu okunması, daha böyle sakince, bireysel olarak bu çabayı ortaya koymamız gerektiğini söyleyerek ben burada son sözümü söylemiş olayım. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün kıymetli moderatörlerimizin yardımıyla ve değerli hocamızın Cevdet Said hakkında yaptığı derin okumaları, araştırmaları neticesinde Cevdet Said'i anlamaya, tanımaya çalıştık. Kendisi insanı ve toplumu anlayarak, okuyarak, anlatarak şiddet problemini, güç sorununu çözmeye çalıştı, içtihatlar yaptı ve gönlünün sindiklerini söylediğini bize aktardı. İnşallah Allah ona rahmet eylesin. İnşallah onu anlamak bizlere nasip olsun diyorum. Ve herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler.